Çek çek. Marifetli adam Şahan Gökbakar'dan sarma tarifi. Yapraklarınızın damarlı bölümü üstte olacak. Yani çoğu ev hanımı bunu bilmez. Şahan Gökbakar kendi elleriyle nasıl yaprak sarma yaptı? Peki hocam bölüyorum. Havuçla limanı niye koydunuz? Bülent Ersoy'la Safiye Soyman sahnede nasıl barıştı? Barıştık mı hayatım? Bülent Ersoy, Banu Alkan'ın gece vakti taktığı gözlüklere nasıl kafayı taktı? Ben de diyorum niye bu böyle ama hasar gibi gözlükle gelmiş geçirebilirsin. Beşiktaşlıların yeni fenomeni Noah. Papayın. Şampiyon. Papayın. Şampiyon Beşiktaş. Beşiktaş. Atiba'nın 2 yaşındaki oğlu Noah Beşiktaş taraftarını nasıl mest ediyor? Oley 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 oley. Şampiyon Beşiktaş. Az sonra. Çek çek. Günaydınlar. Hafta sonu keyfiniz, eğlenceniz, pazar sürprizine, Show TV ekranlarına hoş geldiniz. Şimdi çok kısa bir reklam arası veriyoruz. Ardından pazar sürprizi bomba gibi başlayacak. Sakın bizden ayrılmayın. Bu açıklamaları, bu itirafları, bu sırları ilk kez duyacaksınız. Nebahat Şehri'nin yıllara meydan okuyan muhteşem güzelliğinin sırrı ne? Sizin bu muhteşem güzelliğinizin sebebi? Profesör Doktor Canan Karatay'la kıyaslandığı kimse neden çok kızıyor? Ya Nurcuğum aslında beni çok üzdü. Yani bu hoş bir şey değildi. Bir yan yana koyup... Ve diyet yapmayan Nebahat Şehri'nin çok merak edilen sabah kahvaltısı. Benim sabah kahvaltısı benim de 2 tane çeşitli küçük domatesli, maydanoz biraz limon sıkım şöyle bir tasla. Antakya'nın küçücük zeytinleri var, onu çok severim. Onlar siyasette. Az sonra. Çek çek. Yine bir Hakan Akkaya defilesi, yine Çağla Şüken. Dikkat! Düşme tehlikesi var. Hakan Akkaya'nın her defilesinde düşen Çağla Şükel bu kez şeytanı düşürdü. Gizemli adamdan Çağla Şükel'i şok eden soru. İzmir'de moda rüzgarları, ünlü modeller podyumu bastı. Az sonra. Çek çek. Tekrar merhabalar. Programımıza haftanın çarpıcı olaylarından derlediğimiz renkli bir haber turumuzla başlıyoruz. Magazin dünyası bu hafta habere doymadı. İşte son haftada yaşananlar. Bir moda etkinliğinde Ahu Yatu ile birlikteyiz. Onu yakalamışken sezonun trendleri neler? Hemen öğrenelim. Yine renkli bir yaz bizi bekliyor diyebilirim. Çiçekler var, hatta çiçek üstüne çiçekler var. Yani bütün desenleri, bu çiçek desenlerini karıştırma durumu söz konusu. Çok parlak renkleri göreceğiz bu yaz bol bol. Onun dışında tabii ki yine şifonlar, uçuş uçuş elbiseler, danteller. Konuyu Kemal'e getiriyoruz. Oğluna vakit ayırabiliyor mu Ahuya Atı? Bol bol vakit ayırmaya başladım artık. Bizi daha çok beraber görüyorsunuz zaten. Çok keyifli vakit geçiriyoruz. Havalar da güzelleşti. Biraz dışarılardayız. Kemal büyüdü. Aynen. Bayağı bir evet. Bayağı bir fikirleri var, konuları var. Cem Yılmaz'la birlikte çektikleri ve sosyal medyada da yayınladıkları videolarda çok konuşuluyor. Baba oğul iyi bir ekürü oldular gibi. Ben çok gülüyorum onlara. Bir de o kadar spontane şeyler ki. Çok hoş, çok hoşuma gidiyor. Ben de evde yakalamaya çalışıyorum ama her zaman denk geldi. Oğlum, yeni okulunda başarılarının devamını dile. Okulundan memnun musun? Hı. Nasıl gidiyor oğlum? İyi. Berna Laçin'e rastlıyoruz aynı etkinlikte. Laçin yazı çok özlemiş. Yaz insanıyım. Baharı çok seviyorum ama böyle pıt diye geçiveriyor hemen çabucak. O yüzden yakalamak için mesela baharda hep işlerimi azaltıyorum. Bir sürü şey yapar. Hani bahar güzel, havada kapalı yerde olmamam lazım falan diye. Yaşamak Güzel Şey filminin basın toplantısındayız. Filmin aynı zamanda başrolünde yer alan yönetmen Müfit Can Saçıntı filmi kısa sürede çekmelerinin sırrını şöyle açıkladı. Bu filmi 19 günde çektik ama göreceksiniz birazdan izleyince bu kadar çok kalabalık oyuncu kadrosu, bu kadar çok mekan, bu kadar çok sahnesi olan bir film 19 günde bu kadar eli yüzü düzgün çekilmez. Nasıl oldu bu? Bütün ekibim sayesinde. Hem oyuncularım çok maharetli, yetenekli oyuncular, hem kamera arkasındaki ekip 10 numara bir ekipti, 10 üzerinden, onu da belirteyim. Bu sayede 19 günde çekebildik. Ya siz müdürler, yöneticiler neden böylesiniz? Bizden iş istemeye gelirken Avrupalıları örnek gösterin. Bize ücretlerimizi, haklarımızı ödemeye gelince Afrikalıları örnek gösterin. Oh! İlk Türk-Amerikan ortak yapımı Hollywood filmi Osmanlı Subayı'nda dünyaca ünlü oyuncuların yanı sıra Haluk Bilginer ve Selçuk Yöntem gibi isimler de rol alıyor. When our countries were still swamp and forests, culture had already lit up our lands for thousands of years. And when you're nothing but history, we'll still be here. Ünlü bir teknoloji markasının yeni ürünü düzenlenen lansmanda basına tanıtıldı. Agresif bir fiyat politikası olduğunu söyleyebiliriz. Aynı yolda devam ediyor olacağız. Firmanın CEO'su Charlotte Lamprecht yeni teknolojiden şu sözlerle bahsetti. Türkiye'yi bu telefonla bokeh teknolojisiyle tanıştırıyoruz ve hakikaten ilgi çekici bir teknoloji olduğunu düşünüyoruz. Çeyrek asır albümü için konser turlarına devam eden Harun Kolçak'ın sahnesindeyiz. Çelik yakın dostuna destek veriyor. Işın Karaca'da Harun Kolçak konserinde olan isimlerden. Bir ara Işın Karaca kızı Mia'yı sahneye davet ediyor. Harun Kolçak'ın son dönemde Instagram'da fenomen olan Mia ile ilgili söyledikleri ilginç. Eğer Işın'ı Instagram'da takip etmiyorsanız Mia için takip edin. İnanılmaz şarkı söylüyor ya ve İngilizce söylüyor abi, delirdim geçenlerde, telefon açtım. O ne öyle dedim ya, çıldırıyorum ben burada. Müzik dünyasına yeni bir soluk getirmeye hazırlanan iki genç şarkıcı Serkan ve Eren, Yandan Yandan isimli şarkılarında Yusuf Güney ile düet yaptı. Şarkının ismi Yandan Yandan. Öncelikle Eren'le birlikte söylediğimiz için Serkan Eren olarak çıkıyoruz. Hadi gülüm yandan yandan yandan, oynasın andan, bırakın candan, güncel değil yerden kopsun, bırak olan olsun, yürü hadi yandan. Serkan ve Eren gelen tepkilerden son derece memnun. İkili yeni şarkılarını da hazırlarken Türkiye'den starlarla da çalışmak istediklerini dile getiriyor. İstediğimiz bazı isimler de var. Önce kendimizi bir kanıtlamak istiyoruz, onu bir sabitlemek istiyoruz. Ondan sonra söz yazarlık olsun, onu başkalarına bestede verme olsun, onu birlikte çalışma vesaire. Onlara sonra girebiliriz yani. Sibel Can, Hande Ataizi, Nilkara İbrahimgil, Ebru Gündeş, Ajda Pekkan ve daha birçok ünlü ismin makyaj artisti olan Seçkin, Simge ile düet yaptığı şarkısıyla müzik dünyasına giriş yaptı. Bir varışına, bir yokuşuna, yanımdayken yok oluşuna üzülüyorum. Ne gelişine, ne gidişine, kadir kıymet bilmeyişine şaşırmıyorum. Yorumcu Gamze'nin Rakmanya adını verdiği albümünün çıkış şarkısı Uçurtmaya klip çekti. Gittin ya sanma yok oldun. Birsen Tezer İstanbul'da verdiği konserde güçlü sesiyle kulakların pasını sildi. Tiyatrosunun büyük duayenleri Haldun Dormen ve Göksel Kortay'ın başrollerini oynadığı Molière'in ölümsüz eseri Kibarlık Budalası, Akasya Kültür Sanat'ta tiyatro severlerle buluştu. Hükümet Kadın filminde başarılı performansıyla dikkat çekmişti güzel oyuncu İpek Elvan. Kuş uçurtmam vallahi. Adım attığı an müdahale ederim. Gerekirse kadınlığımı kullanırım. Fehmi ablanın yetmediği yerde ben devreye girerim. Elvan yorumcu kimliğiyle karşımıza çıktı ve ilk single çalışması Kapıları Vurdu Mu müzikseverlerin beğenisine sundu. Bir daha geriye dönmeyeceğim. Selçuk Ural, şair ve yorumcu Tuğba Ünal'ın şiir kitabının tanıtımına katıldı. Bodrum'da birkaç sene önce çıkardı, hem şiir okurdu benim programlarımda, hem çıkar şarkı okurdu. Şarkıcılığı sürpriz yaptı bana. Küçük yani kupleyle hemen. Şiir albümlerini biliyorum da şarkıcılığı sürpriz oldu. Bugün de inşallah hayırlı olsun demeye geldim. Genç şarkıcı Baran Bayraktar Salla Gitsin şarkısıyla pop dünyasına farklı bir soluk getirdi. Zaten yıllardır işin içindeyim ben. Çok küçük yaşımdan beri sahnelere çıkıyorum. Çok fazla isimle birlikte sahne aldım. Kendi projelerimde, başka projelerde. Artık zamanı gelmişti kendi adıma bir şey yapmam diye düşünüyorum. Hatta geç bile kaldım bence. Çok güzel mesajlar da alıyorum tanımadığım insanlardan. Bu tabii herkesi, yani özellikle benim işimi yapan bir insanı çok mutlu eder. Beni de çok mutlu ediyor haliyle. Umarım bu iş böyle, bu yükseliş devam eder. Kimin aşktan öldü diye yazıyor mezarı taşında. Olur böyle şeyler, aşka salla gitsin. Kapatma sakın kapıları, yenisi girsin. Çek 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 çek. Sunshine in my pocket, got that good soul in my feet. Kariyerden yeteneğe, aşktan değişime, Büşra Pekin'le enfes bir sohbet. Havuçlu anneden bugüne, Büşra Pekin'in müthiş değişiminin sırrı ne? Bu arada inanılmaz bir değişim içerisindesin. İnanamıyorum yani. Bu zılgıtı çok duydunuz ama canlı canlı ilk kez duyacaksınız. Büşra Pekin neden zılgıt attı? Ersa Yüner'le aşkı parmakla gösterilen Büşra Pekin'in bu aşka yelken açmasına hangi ünlü vesile oldu? Hem onu seviyorum, hem çevresini seviyorum. Az sonra. Çek çek. İzmir'de yapılan moda haftasına katılan Vatan Şaşmaz ve Şebnem Şeffer kordonda bakın nasıl fayton sefası yaptı. Yine bir Hakan Akkaya defilesi, yine Çağla Şüken. Dikkat! Düşme tehlikesi var. Hakan Akkaya'nın her defilesinde düşen Çağla Şükel bu kez şeytanı düşürdü. Gizemli adamdan Çağla Şükel'i şoke eden soru. İzmir'de moda rüzgarları, ünlü modeller podyumu bastı. İzmir'de düzenlenen moda haftası ilginç bir o kadar da renkli görüntülere sahne oldu. Gündüz saatlerinde İzmir Bostanlı sahilinde defilenin sunucusu Vatan Şaşmaz ve model Şebnem Şeffer keyifli bir gezinti yapıyorlar. Bir niyetçiye rastlıyorlar sahilde. Yalnız tavşanlar çok tatlı. Ay korkuyor, ay. Niyet çekiyor değil mi? Nasıl çektiriyorsun? Çektirmek. Buraya kadar gelip de bir niyet çekmeden olmaz tabii. Niyeti vatan çekip okuyor Şebnem Şeffer'a. Ey niyet sahibi, hiç beklemediğiniz bir paraya kısa sürede kavuşacaksınız. Uzun vadeli mutlu bir yaşantı sizi bekliyor. Bugünlerde çok sevinçli haberler alacaksınız. Duydunuz mu? Süper. İnşallah bu dilekler gerçek olur. Şimdi de ikili balık tutma yarışmasına tutuşuyorlar. Hadi rastgele. Rast gelir mi bilmiyorum. Bakacağız. Bu güzel. Lütfen sportmence yarışalım. Abi montaj bekleriz abi. Son olarak fayton turu yapıyor ikili. İzmir sahilinde fayton turu ne de keyifli olur. Çek faytonu yarime. Vatan Şaşmaz ve Şebnem Şeffer'ın yanından ayrılıp defilenin yapılacağı yere gidiyoruz. Podyumun bir diğer ünlü modeli Çağla Şükel, oğulları Kuzey ve Uzay'ı gönül rahatlığıyla bırakıp gelmiş İzmir'e. Neler yapıyor çocuklar, soralım hemen. Daha çok benimle oyun paylaşsın, sevgi, sarılalım, sırtıma çıksınlar. Basketbol, futbol, işte anne yere yat, anne pota ol gibi şeyler yani. Chloe'nin yanındayız. Tarzı son derece ilginç. Bunu çekeceğim. Bugün maskülen tarz vermişler bana. Bu erkeğin ceket aslında. Bu da erkeğin gömlek. Yakıştırdı mı kendini? Bence çok güzel oldu. Ben sevdim. Böyle tarzlar seviyorum. Zaten bazen serdiren ceketler giyiyorum. Elbiselerle falan. Maskülen tarzlar seviyorum. Çok yakışmış gerçekten. Bu arada Amerika Birleşik Devletleri'nde bir ev sahibi oldu. Tebrik ediyoruz. Evet, sürpriz oldu ama çok güzel oldu. Çünkü biz zaten bir şey almak istiyorduk orada. Şimdi aldık. Artık yarın Amerika'da diyebiliriz yani. Evet. Sohbetler bitiyor ve defile zamanı. Ünlü modeller podyumu adeta sallıyor. First date, you and me are thrifty, so go all you can eat, fill up your bag and I fill up your plate. We talk for hours and hours about the sweet and the sour and how your family's doing okay. And even getting a taxi. Akşam saatlerinde bu kez Hakan Akkaya defilesine gidiyoruz. Çağla Şükel ve Chloe podyumda. Hemen hemen her Hakan Akkaya defilesinde düşmesine alışık olduğumuz Çağla bu kez bir kaza bela olmadan yürüyor. Yayınlamanın kayıtlı olduğu anlarda düşmesini kaydetmedik ama kayıt dışında ne oldu bilemiyoruz elbette. Defile bitiyor. Bakın Çağla Şikel ve Hakan Akkaya arasında nasıl bir diyalog geçiyor. Gerçekten bazı defeler çok streslidir, bazı defeler biraz da şey. Bu acayip böyle bir benim için yürümek çok keyifliydi, bunu söyleyebilirim. Çok teşekkür ediyorum Furkan. Tebessümü değil. Yürümeni yerim. İşin şakası bir yana güzel ve renkli bir defile oldu. Koleksiyondan bahseder mi ünlü modacı bize? Hazır giyim koleksiyonu dediğim gibi tamamen abiye malum önümüz düğün, dernek, sünnet, mezuniyet. Biz de bunların hepsi için uygun bir Hakan Akkaya koleksiyonu hazırladık. Sohbet devam ederken arkada duran Chloe'ye dikkat. Röportaj umrunda değil, selfie peşinde. Yok artık ya. Defile. Defile mi? Defile anlamında. Hayır, o anlamda soruyorsun. Ne anlamda soruyorsun? Benim çıkmadığım bir defile varsa bilmiyorum ama. Basın mensupları New York Moda Haftası'nda Hakan Akkaya ve Çağla Şikel'in gündeme oturan dudak dudağa karesini soruyorlar. Soruyu geçiştirmekle yetiniyorlar. Amerika'da ne mevzusu? Gel Çağla. Gerçekten abarttınız yani. Yavrum onu sen abarttı. Senden çıktı demek ki. Hadi oradan. Evet, başka soru var mı ona? Röportaj sonunda ilginç bir an yaşanıyor. Defile alanında bulunan bir beyefendi muhabirlere özenmiş olacak ki sohbetin ortasına balıklama dalıyor. Çağla Şikel'in tepkisi gerçekten ilginç. Ben bir soru sorabilirim. Siz kimsiniz beyefendi? Ben Mavişehir'de ikamet eden bir sakinim. Ali Şan'la mesela dostluğunuzdaki sırrınız ne? Sadakat, saygı, sevgi, iş ahlakı. Yalnız işte dışarıdan soru almıyoruz. Çek. Marifetli adam Şahan Gökbakar'dan sarma tarifi. Yapraklarınızın damarlı bölümü üstte olacak. Yani çoğu ev hanımı bunu bilmez. Şahan Gökbakar kendi elleriyle nasıl yaprak sarma yaptı? Peki hocam bölüyorum. Havuçla limanı ne yapardınız? Bülent Ersoy'la Safiye Soyman sahnede nasıl barıştı? Barıştı mı hayatım? Yardım mı ediyorsun? Bülent Ersoy, Banu Alkan'ın gece vakti taktığı gözlüklere nasıl kafayı taktı? Ben de diyorum niye bu böyle ama hasar gibi gözlükle gelmiş geçirelimiz. Beşiktaşlıların yeni fenomeni Noah. Şampiyon Beşiktaş. Atiba'nın 2 yaşındaki oğlu Noah Beşiktaş taraftarını nasıl mest ediyor? Oley 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 oley. Şampiyon Beşiktaş. Az sonra. Çek. Hele bir ayıp vursun, sararsın solsun, yansın tutuşsun. Sarı motosikleti ve tatlı kızı Mia ile Işın Karaca'nın sahil keyfi. Bir hamburgerciyim, ben bir hamburger, bir patates tur attırayım. Caddebostan'da Mia ve Işın Karaca'nın sahil keyfi. İyice kudursun. Çok çektim elinden harap oldu, baştan ziyan oldu be güzelim. Işın Karaca tıklanma polemiğini yine alevlendirecek. Bu sözler kimlere gitti? Yazık ya. Üzülüyorum ben. Çünkü... Az sonra. Show TV'nin kahkaha bombası Güldür Güldür'den sizin için seçtiğimiz skeçler var sırada. Güldür Güldür'de berber komedisi. Lan biz saç kesiyoruz da siz atomu mu parçalıyorsunuz? Ne farkımız var ya? Bari cöle sür, benim başım kel mi? Kel! Güldür Güldür. Kahkaha. İsmail, saçına bakıyorum da çok bir seçeneğimiz yok gibi. Talak boş ver, cımbızı ver. Skeçte mahallenin berberinin yaşadığı komik olaylar anlatılmaktadır. Hayırlısı olsun. Mersi. Yalnız perper dükkanın önüne perper dükkanı açmanız hiç hoş olmadı. Ustamın hiç hoşuna gitmeyecek bu. Berber dükkanı diye sana derler peruklu. Bak burada ne yazıyor? Hair designer. Yani erkek kuaförü. Arada fark var, anladın mı? Lan biz saç kesiyoruz da siz atomu mu parçalıyorsunuz? Ne farkımız var ya? Ben şöyle anlatayım. Sen haftalık ne alıyorsun? 150. Ben 155. Ne? 155 mi? Haftalık. Hı. Ayda ne eder? 620. Çok kazanıyormuşsun sen ya. Vay be. Hair designer he. İbrahim'cim kafam çok karışık. Hangi modeli seçeceğime karar veremiyorum. Acaba diyorum yeni dünyalara yelken açıp yeni modeller mi denesem? Yoksa geleneksel taraftan yürüyüp de kendi tarzımı mı korusam? Ne yapsam? Sen hangi yolu denetirsin bana? Ne yapalım, ne dersin? İsmail, saçına bakıyorum da çok bir seçeneğimiz yok gibi. Yani saçınla ilgili izleyeceğimiz her yol tek yön. Bahadır, İsmail abinin saçını maçını güzel bir yıka. Ben geliyorum, hadi bakalım. Peki usta. Hadi bakalım. İsmail abi buyur. Bu ne lan? Tam karşıma 2 metre öteme dükkan açılmış. Berber dükkanı. Nasıl fark etmedim? Ne zaman oldu bu? Nasıl olabilir böyle bir şey? Ayıptır ya. Ahlaksızlar. Usta geldi. Ne? Allah Allah arkadaş. Hamza, sen içeride yabancı müzikleri düzenle. Bir de tek içimlik pet şişeleri diz. İbrahim Usta. Benim. İbrahim Usta. Burada. Bir zamanlar fakir ama gururlu bir çırağın vardı, hatırladın mı? Ha, sendin demek ha. Cemil. Ne Cemil'i be? Cemil fakir miydi? Cemil'in arabası vardı, iş arabayla gidip geliyordu. Evet. Biraz daha düşün, bir tane daha vardı fakir ama gururlu. He. Suat. Ne Suat'ı? Değil. Cahil. Değil. Sıtkı. Değil. Tarancı. Değil be, değil. Fikri. Biliyordum zaten. Bir intikam lafı ettirmedin be. Ne intikamı lan? Mal. Sorun yanlış bir kere. Senin sorduğun soru tamamıyla alakasız. Fakir ama gururlu bir genç vardı, hatırladım mı? Sen fakirdi ama gururlu değildin ki. Yüzsüzün tekiydin oğlum. Yıllarca beni böyle ezikledin işte. Kılları süpür Fikri dedin, süpüremedim. Ortalığı topla dedin, toplayamadım, kafama vurdun. Müşteriden parayı almayı unuttum, sırtımda odun kırdın. Ustamdır dedim, sineye çektim. Ama dükkanın önünde kız arkadaşımla konuşurken ma Fikri demeyecektin İbo. Ulan belinde odun kırdım, ona şey yapmadın da kızla konuşurken mal dedim, ona mı takılıyorsun? O kız senin sevgilin değildi ki. Çıktığın mıktığın değildi. Adres soran bir kızcağızdı. Belki evlenecektik. Ha? Güzel bir yuva kuracaktık. Yıllarca bana... Ne yapıyorsun? Beceriksizsin Fikri. Aptalsın Fikri. Terbiyesizsin Fikri. Bak karşımda ne var? Oğlum göremiyorum, ne var? Ver şu gözlüğü. Ben de göremiyorum. Versene o gözlüğü. Demin taklidini mi yaptın sen? Göremedim ki hiç. Hair designer Fikri. Evet şimdi görüyorum. Senin devrin bitti. Benim devrim başlıyor artık. Gelincik misin lan sen? Neyi kin oğlum bu? Zamanında yanında çalışıyordum. Müşterinin kulak kıllarını yakıver dedim. Adamın kafasına ispirt olduk. Dün komple yaktın adamı. Adamın da başını yaktın, ben kendi başını da yaktım, benim başımı da yaktım. Ben de seni kovdum. Ayrıca burası benim çöplüğüm aga, kusura bakma da. Kimse sana gelmez yani, tamam mı? Herkes bana tıraş olur burada. Gelmez. Şefik hoş geldin. Hoş bulduk abi. Ne haber kardeşim? İyi abi. Bir kişi var içeride, İsmail abi. Onu da işi kısa söyle zaten, ondan sonra alırım seni. Tamam abi. Hadi gel. Hamza ver müziği, ver. Gel. Şefik, nereye gidiyorsun? Şefik, gitme gel. Şefik, saçmalama. Oğlum dur. Şefik, oğlum dur. Nasıl olabilir böyle bir şey ya? Nasıl gitti oğlum? Muhabbet edecektik. Allah Allah. Hamza Bey, müşteriyle ilgilenelim lütfen. Biraz böyle sıcak suyla buharla şey yapalım, yumuşatalım. Senin devrin bitti artık. Ne oluyor oğlum? Rıstan burnum kurudu. Besle kunduzu, oysun gözünü. Dükkanda inşallah Ömer Çelakıl gelir. Bahadır ne oldu? Hazır değil mi müşteri? İbrahim'cim, saçlarımı içeride yıkarken... Gel otur. Oturdum, karar verdim. Enseleri natürel yapalım, yanlardan çok az alalım ama tepelere sakın dokunma, tamam mı? Hangi yanlar İsmail? 7 numara kesin oğlum, sen artık kabullen şunu ya. Zaten sinirim tepemde, lütfen. Alınıyorum ama. Usta, biz de hair designer olalım mı? Hayır Bahadır. Asla kabul edemem. Ben berber olarak dünyaya geldim, berber olarak göçüp gideceğim. Hayır, kabul edemiyorum. Ver makas. Tarak. Tarağı boş ver, cımbızı ver. Elimi kitlememeli, telimi al. Hadi. Telimi al. Al böyle. Telimi al. Allah'ım sen koru ya Rabbim. Büyüteç. Böyle olmayacak. Kestiğin kıllar yüzüme geliyor İbrahim. Rahatsız oluyorum, onları alır mısın? Ne kılı? Ya İsmail, bu dükkanda bir tane kıl var, o da sensin. Benim saç tellerim biraz ince de sarı, o yüzden görünmüyor. Benim saçlarım var. Senin saçların mı var? Şu anda tıraş bitti, saatler olsun. Buraya kadar. Lan lütfen masaj yapma, saçlarım bozulsun istemiyorum. Usta, bak yeni trend bu, trende uyalım. Trend hair designer olma zamanı. Bak mesela şimdi, biri sorsa ne iş yapıyorsun? Hair designer'ım. Vay, çok havalı. Ne iş yapıyorsun? Berberim. Vış, hiç geçmedi. Hiç geçmedi değil mi? Çok doğru söylüyorsun. Gerçekten hiç geçmedi. Bahadır, evet. Gerçekten hiç geçmedi. Dur bakalım. Al bakalım. Şimdi bak bakalım. Şimdi geçti mi koçum? Bayağı geçti usta. Tenime nüfuz etti. Aferin. Hayır anlamıyorum. Biri bana söylesin ya. Ne oluyor yani hair designer olunca? Ne oluyor? Bana bir açıklayın Allah aşkına ya. Usta hair designer olunca çırak 150 değil 155 TL alıyor. Al 5 lira git içeriği toparla. Hadi bakalım. Yine bekleriz, okey. Şuraya bak. Şu hale bak. Adamın kafasını tavus uçuna çevirmiş. Bir de diyor yine bekleriz. Ulan o adam bir daha senin dükkanına gelir mi acaba? Hadi görüşürüz Fikriciğim. Haftaya peeling için geleceğim. Allah kahretmesin seni. Daha dün jöleye kafasını sokan adam peeling'e geleceğim diye peeling diyor. Vallahi deli çıkacağım ya. Haklısın İbrahim. İbrahim benim saçlarımı 2 kez şampuanlar mısın? Uçlarından kırılıveriyor hemen. İsmail, kafan uçak pisti gibi. Ne şampuanı, ne saçı, ne kırılması. Vallahi Arap sabunu süreceğim kafana. Hayırdır İbrahim Usta, gerginsin. Gel sana bir buhar banyosu yaptıralım içeride. Yumuşarsın. Oğlum vallahi bir sağlık ocağına gidelim. Fıkrayım var. Ulan ben senin o çemcuk ağzını bu dükkandan kovduğundan beri çok rahatım. Aşırı rahatım. Zaten burası benim mıntıkam aga, benim çöplüğüm. Bir tane öyle bir şey oldu, daha da olmaz. Ya. Merhaba abi. Saç sakal ne kadar sizde? 10 lira kardeşim. Size ne kadar abi? 40 TL. Bu durumda tabii ki de... Tabii ki orayı seçiyorum abi. Allah kahretmesin. Nasıl bir şey bu ya? Hani buralar senin mıntıkandı? Ha? Sabah sabah iyi mıntıka temizliği yaptık. Lan yürü git. O sifleri yemiyordun burnundan beynine sokarım senin. Sana mal demekle az kalmışım. Maldan da betersin sen. Kolay gelsin. Sağ olun, hoş geldiniz. Ya saç sakalı ne kadar? 40 TL. Hmm. Sen de ne kadar? 140 lira. Lan adam mı tırtıklıyorsun sen? Allah Allah! Buyurun beyefendi. Yine olmadı. Niye olmadı? İbrahim'cim saçıma lütfen fön çekelim ama bu sefer geriye doğru tara, tamam mı? İsmail bak, kafanla ilgili yeni bir örnek vereceğim. Güneş paneli gibi kafam var. Bütün mahalle elektriğini burada sağlıyor. Bir de fön çek diyorsun bana. E bari cöle sür, benim başım kel mi? Kel! Hay yaşa! Kel, kelsin sen bir adam, anla artık. Yüzleşti, kelsin bakın. Kafa derisi, saç yok. Kellik var, tamamıyla kafa derisi. Bir tane saç yok, bir tane vardı cımbızla, onu da kestim. Allah can olsun İbrahim. Ama bunu unutma, maden olan dağda ot bitmezmiş. Saçınla dalga geçmeyecektin. Ben de yeni açılan kuaföre gidiyorum. İsmail sakın, sırma saçlım benim. Geç. Böyle ani hareketle saçına zarar verir, sakın. Sinirlenme, saç dökersin ama Allah korusun, tamam. Sen ne istiyorsan yapalım, özür diliyorum senden, tamam. Nasıl bir şey istersin, ne yapalım sana mesela? 1 numara, 2 numara, 3 numara, he? Sende de hiç numara yokmuş İbrahim. Daha modern bir şeyler yok mu? Daha modern bir şey yaparsan daha modern bir şey yapalım. Sana ne yapalım daha modern? Ondan istiyorum, ondan yap. David Beckham. Seni David Beckham yapayım. Makasla. Tövbe haşa, günaha girmeyek. Ben sana bir şey yapacağım. Ben sana bir şey yapacağım. Gel kardeşim. Gel bakalım şimdi. Evet. Evet. Birazcık. Tamam, saatler olsun, yaptım. Bu ne ya? Bu o saç mı? Bu o tip mi? He? Sen o tip misin? Bu malzemeden bu adam çıkabilir mi? Erhani karpuzu gibi kafan var. Çık git İsmail. Allah aşkına çık git ya. Vallahi git ya. Allah can olsun ama suç bende. Şu tipinle sana güvendim. Kelin ilacı olsa başına sürerdi. Lan bari kellikle ilgili şaka yapma be adam. Allah kahretmesin. Lan buraya da niyet neyini süpüreceksem kıl yok. İbrahim Usta. Ne var lan? İbrahim Usta ocağına düştüm, yardım et. Demin gelen adam var ya. Mafya babasıymış. Mesut tek yaprakmış. Ne olmuş tek yaprak? Buhar banyosunu mu beğenmedi? Yok. Gel lan buraya. Ne oldu lan? Gel lan buraya. Bittin lan sen. Bittin. Koskoca mafya babası Mesut tek yaprağı tek boynuzlu unicorn'a çevirdin lan. Pembe midilli oldum senin yüzünden. Ya o model çok moda. Gerçekten bak. Kurşuna depar atıyorsun, sus. Adamı Antarktika kertenkelesine çevirmişsin, bariz olsun. Ulan İstanbul'un en büyük mafya babası toplantısına ben böyle mi katılacağım? Usta, gözünü seveyim usta. Gerçekten sen büyük bir ustasın. Ben hep klasik bilmiyorum. Ben özel kesimden yapıyorum. Sen natural kesersin. Burnun açılmış korkudan. Korkudan burnun açılmış. Buhardan. Tipin değişti korkudan. Hadi usta. Çırağın mısın lan? Çırağın usta. Ustan mıyım lan? Usta. Aa, şu yeni yetmeler. Çırağımın kusuruna bakma Mesut babamız. Bir densizlik etmiş bu kımıl zararlısı. Eğer izin verirseniz bu hatayı... Kes lan tıraşı. Doğru bildiniz, tıraş bizim işimiz. Buyurun. Buyurun efendim, ben hemen halledeceğim. Hiç merak etmeyin efendim. Ben sizi mafya toplantısına yetişeceğim tek yaprak babamız. Hiç merak etmeyin. Şimdi efendim, çırak. Havlu getir. Hemen usta. Şimdi şöyle bakıyorum, bir kere o rengi falan boyu hemen hallederiz. Bu arkaları natürel seviyoruz galiba, tamam. Basit bir şey yapacağız efendim. Önleri böyle aşağı doğru dalgalandıracağız. Yanlardan hafif kızartıp toplayıp tabii ki renk komple siyah olacak. Başka bir renk şey yapmayacağız. Duyuyorsun değil mi? Böyle güzel bir aranjeyle takır takır işaretiz. Orhan baban da dediği gibi ne derler? Lan oğlum saçıma bir şey mi oldu? Hayır asla yok. Bakma. Şey yapma, saçında bir sıkıntı yok ya. Ya ben çırağa hava atarken tam o hava atma esnasında saçınız da elimin altında olunca evde de makine çalışır durumda olunca... Lan! Lan kökü sizde demiş miydim? Kökü. Lan kökünüze kibrit suyu hepinizin. Gidin lan. Bir saniye. Şimdi bir dakika. Çok güzel her şey fakat koskoca Mesut tek yaprağın saçını kesiyorsunuz. Panik bu kadar mı yani? Evet. Burası en can alıcı bölüm. Evet. Yani saçı geri koyabildiğimiz kadar koyalım. O saçı götürmeden alacağız. Sonra Mesut'un görmesini engelleyip çok dehşet bir şekilde duymayacağı şekilde bir panik yaşayacağız. Evet. Paniğe çıraklarınız da dahil olsun. Tabii. Kim var kim yok sessiz büyük bir panik. Ondan sonra hiçbir şey olmamış gibi Mesut'un suratını açıp devam edecek. Şimdi Mesut Bey diyorum ki babamız ben bu renkleri hepsini alacağım. Hiç sıkıntımız yok. Gayet kontrol bence fırçılara denizli boş ver. Arkaları natürel bırakıyorum. Yanlardan gücü toplayacağım. Önleri de sakin böyle daha soluk şey bırakıyorum. Sen biraz dinlen. Sen burada biraz dinlen. Türlü şeyler olacak. Ya buhar... Tamam. Ne oluyor lan? Lan oğlum saçıma bir şey mi oldu? Ha? Yok bir dakika dur. Sen dinle. Sen masaj yap. Oğlum böyle bir panik. Ne oluyor? Harika. Masaj yapın. Tamam. Gözünü hiç açma sakın. Sakın gözünü açma. Sakın. Güzel bir... Saatler olsun. İyi günler. Lan bittiniz lan siz. Bittiniz. Ha? Bir şey yok. Ne oluyor? Sıkıntı yok bir şey. Ne yaptın be adam? Ne yaptın saçına be adam? Lan bittiniz siz. Niye? Yemin ediyorum bittiniz. Kökü sizde efendim. Kökünüze kibrit suyu sökeceğim sizinle. Şimdi tam istediğim gibi oldu. Çek. In my pocket, got that good soul in my feet. Feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off. Kariyerden yeteneğe, aşktan değişime, Büşra Pekin'le enfes bir sohbet. Havuçlu anneden bugüne. Büşra Pekin'in müthiş değişiminin sırrı ne? Bu arada inanılmaz bir değişim içerisindesin. İnanamıyorum yani. Bu zılgıtı çok duydunuz ama canlı ilk kez duyacaksınız. Büşra Pekin neden zılgıt attı? Ersa Yüner'le aşkı parmakla gösterilen Büşra Pekin'in bu aşka yelken açmasına hangi ünlü vesile oldu? Hem onu seviyorum hem çevresini seviyorum. Az sonra. Pembe Panter'in ayrıldığı nişanlısı ilk kez konuştu. Siz de işinizi yapıyorsunuz ama gerçekten. Kaleci Volkan Babacan, nişanlısı Burcu Erçil'i adaşıyla mı aldattı? Allah bilir. Burcu Erçil kameramıza yakalanınca nasıl, ne yapacağını şaşırdı. Arkadaşlar ne olur rica edeceğim. Az sonra. Şimdi kısa bir reklam arasına gidiyoruz. Ardından pazar sürprizi tüm hızıyla devam edecek. Sakın bizden ayrılmayın. I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too. I'm in love with your body. Bu açıklamaları, bu itirafları, bu sırları ilk kez duyacaksınız. Neva şehrinin yıllara meydan okuyan muhteşem güzelliğinin sırrı ne? Sizin bu muhteşem güzelliğinizin sebebi? Profesör Doktor Canan Karatay'la kıyaslandığı Kepse neden çok kızıyor? Ya Nurcum aslında beni çok üzdü. Yani bu hoş bir şey değildi. Bir yan yana koyup... Ve diyet yapmayan Nebahat Çehre'nin çok merak edilen sabah kahvaltısı. Benim sabah kahvaltısı benim de iki tane çeridok, küçük domatesle maydanoz, biraz limon sıkın şöyle bir tasla. Antakya'nın küçücük zeytinleri var, çok severim. Onlar siyasette. Az sonra. Tek tek. Boşanma gündemi Onur Sayla geldi. Yavaş abi. Geçen hafta gecelerde köşe kapmaca oynadı. Peki abi, kulağını sorun, boşanma olabilir falan. Bu hafta habercilere çarpıp kaçtı. Yavaş abi. Tuğba Büyüküstün'le ayrılığı, yılan hikayesine dönen Onur Saylak neden bu kadar gergin? Tamam. Az sonra. Demet Şener'den boşanma aşamasında olduğu İbrahim Kutluay'a ağır göndermeler. Zinadan dolayı boşanma davası açtık. Maddi manevi tazminatımızı istedik. Ben de suçlu olsam ben de susarım. Herhalde, çünkü çok net elimde şeyler var yani. Az sonra. Sunshine in my pocket, got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off. Kariyerden yeteneğe, aşktan değişime, Büşra Pekin'le enfes bir sohbet. Havuçlu anneden bugüne. Büşra Pekin'in müthiş değişiminin sırrı ne? Bu arada inanılmaz bir değişim içerisindesin. İnanamıyorum yani. Bu zılgıtı çok duydunuz ama canlı canlı ilk kez duyacaksınız. Büşra Pekin neden zılgıt attı? Ersa Yüner'le aşkı parmakla gösterilen Büşra Pekin'in bu aşka yelken açmasına hangi ünlü vesile oldu? Hem onu seviyorum hem çevresini seviyorum. Az sonra. Pazar sürprizi tüm hızıyla devam ediyor. Tuğba Büyüküstün'ün eşi Onur Saylak ayrılık sorularından kaçmak için nasıl habercilere çarptı? Güzel oyuncu Elçin Sangu'yu öğrenciler nasıl keyiflendirdi? Milli kaleci Volkan Babacan nişanlısını kimle nasıl aldattı? Nişanlısı Burcu Erçil bu ihanet için neler söyledi? Ve şimdi renkli İstanbul sokaklarına gidiyoruz. Sokak ortasında tezahürat Elçin Sangu'yu nasıl mest etti? Elçin Sangu! Beren Saat yeni projesiyle ilgili neden susmayı tercih ediyor? Vallahi şimdilik söyleyecek bir şey yok. Yakalanma olayından 12 yıl sonra. Önce Ferrari'yle gördük, yeni bir araba mı aldınız? Yok, Ferrari'yle nereden göreceksin ya? Kaya Çilingiroğlu ve Feraye Tan Yolaç aynı yerde neden buluştu? Havalar bahar sıcaklığına kavuşunca caddeler şenlendi. İşte ünlülerin cadde keyfi. Elçin Sangu arkadaşlarıyla bir kafede güzel havanın tadını çıkarıyor. Günlük haliyle de dikkat çekiyor güzel oyuncu. Kolay gelsin. Arabalarını beklerken bir servis minibüsünden öğrenciler tezahürat yapıyor Sangu'ya. Beren Saat bir iş toplantısından çıkıyor. Bir toplantı mı? Evet, olabilir. Neler yapıyorsunuz? İyiyiz. Görüşmeler, senaryo okumalar falan. İlker Kaleli açıkladı. Evet, filmde sizinle beraber olacakmış. Neler? Teşekkür ederiz. İlker Kaleli ile oynayacakları film projesiyle ilgili soruları yanıtlamıyor Beren Saat. Vallahi şimdilik söyleyecek bir şey yok. Film ortaya çıkınca işte herkes görecek. Çalışmaları, hazırlıkları ufak ufak başladık. Şu sıralar televizyon içinde proje okuma aşamasında. Senaryo okuyorum, daha dizi seçmedim. Bakalım ne roller gelirse aradan iyi bir şey olursa. Fenerbahçe'nin kalecisi Volkan Demirel'in eşi Zeynep Demirel, kızı Yade ile alışverişte. Çok teşekkürler. Küçük hanım mini parkta eğlenirken annesi başında. Kaya Çilingiroğlu'nu boşandığı eşi Ferayetan Yolaç'la Bebek'teki bir mekanda görüntülüyoruz. Bu mekanın ilginç bir özelliği de var. Kaya Çilingiroğlu, Ferayetan Yolaç aşkı bundan tam 12 yıl önce bu mekanda ortaya çıkmıştı. Mesajımı yolla canım, attım sana açık. Önce Ferrari'yle gördük, yeni bir araba mı aldınız? Yok, Ferrari'yle nereden göreceksin ya? 12 yıl sonra çiftin bu mekanda yakalanması dikkat çekici. Onur Saylak yapımcısı olan hanımefendiyle sohbette. Uzun süre oturan Onur Saylak çıkışta habercileri karşısında bulunca belki isteyerek belki de istemeden sert bir tepki veriyor kameralara. Yavaş abi, yavaş tamam. Geçtiğimiz hafta gecelerde köşe kapmaca oynadığı kameralara... Peki abi, kulağını soralım, boşanma olalım falan. Bu hafta bu tepkiyi veriyor Onur Saylak. Nasılsınız efendim? Yavaş abi, yavaş tamam. Bu gerginliğin Tuğba Büyüküstün'le Yılan hikayesine dönen boşanmasıyla ilgili gündeminden dolayı olması kuvvetle muhtemel. Tamam, haberleşelim. Tamam, bay. Milli takımın kalecisi Volkan Babacan'ın bu yaz evlenmeye hazırlandığı nişanlısı Burcu Erçil'den şok bir kararla ayrılması gündeme bomba gibi düştü. Babacan'ın nişanlısını adaşı olan Burcu isimli bir başka güzelle aldattığı iddia edildi. Bu iddialar sonrası Burcu Erçil'i yakalıyoruz cadde turunda. İddiaları soruyoruz, cevaplamak istemiyor. En son ayrılma iddiaları doğru mu? Ya gerçekten bunun yeri değil şu anda. Ama bir sürü haber çıktı sizden. Siz de işinizi yapıyorsunuz ama gerçekten yeri değil, ne olur. Hiç. Geri dönüşü var mı yok mu onu soralım efendim. Allah bilir. Her sinema filminde farklı bir karaktere bürünen başarılı oyuncu Büşra Pekin, Çağlar Çorumlu'yla başrol oynadığı son filmi Kolonya Cumhuriyeti'ni ve filmin setinde yaşananları sadece Show TV'ye anlattı. Kariyerden yeteneğe, aşktan değişime, Büşra Pekin'le enfes bir sohbet. Havuçlu anneden bugüne, Büşra Pekin'in müthiş değişiminin sırrı ne? Bu arada inanılmaz bir değişim içerisindesin, inanamıyorum yani. Bu zılgıtı çok duydunuz ama canlı ilk kez duyacaksınız. Büşra Pekin neden zılgıt attı? Ersa Yüner'le aşkı parmakla gösterilen Büşra Pekin'in bu aşka yelken açmasına hangi ünlü vesile oldu? Hem onu seviyorum hem çevresini seviyorum. Tipten tipe, karakterden karaktere girmeyi seviyor. Her yeni filmde bambaşka bir Büşra Pekin görüyoruz. Sırada Polonya Cumhuriyeti var. 21 Nisan'da izleyiciyle buluşacak filmde Büşra Pekin'i bu kez iki farklı rolde izleyeceğiz. Hem bir ajan hem bir First Lady olacak hanımefendi. Ben bu akşam biz olmakla ilgili biraz düşündüm. Ya neden olmasın dedim. Yani şimdi buradan bakınca da her şey yolunda gözüküyor. Haber müdürümüz Ömür Sabuncuoğlu güzel havayı fırsat bildi, güzel oyuncuyla bir araya geldi. Türkiye'nin en komik kadınlarından biriyleyim şu anda. Sevgili Büşra Pekin, hoş geldin. Teşekkür ediyorum Ömür'cüğüm. Sen de şahane birisin. Biz Ömür'le sürekli bunun hayalini kuruyorduk. Bir araya gelelim. Yani dışarıda çok karşılaşıyoruz ve birbirimizi çok seviyoruz, iyi anlaşıyoruz. Hiç daha önce röportaj yapmamıştık. Bu bir ilk Show TV ekranlarında. Konumuz Polonya Cumhuriyeti. Çağlar Çorumlu'yla başrolü paylaştığı absürt komedi filminin hikayesini dinlemek bile ilginç geliyor kulaklara. Biraz bahseder misin hikayesinden? Şöyle 5000 kişilik bir belde yanlışlıkla Amerika ile savaşa giriyor. Bir belediye başkanı adaylığı üzerine oynayan bir karakter ister istemez olaylar onu bir ülke başkanı haline, cumhurbaşkanı haline getiriyor. Ben de filmdeki First Lady'yim. Fakat gelin görün ki aslında First Lady de değilim. Bir Amerikan ajanıyım. Evet. Polonya Cumhuriyeti'nden önce Tatlım Tatlım'da izlemişti onu sinema seyircisi. Ömür Sabuncuoğlu'nun Tatlım Tatlım'ın üç güzeliyle yaptığı röportaj sırasında Büşra Pekin orada bulunamamış ama bu tatlı sürpriz sohbete renk katmıştı. Nereden o zaman sabahtan geleydi de gireydi. Gel. Büşra? Büşra gel. O haber vermedi hiç. Allah Allah Büşra'cığım. Büşra ya. Ah hayatım. Gördüğünüz gibi taş gibi ağzım. Dona kalmış. Bir şey mi gördün korktun aşkım? Los Angeles pek yaramamış kağıt gibi yüzü vallahi. Bir ay önce bir araya gelecektik. Ya o ne güzel oldu. Sevgili seyirciler izlemişsinizdir tahminimce. Benim büyük boy, tam boy kartonumu Büşra da aramızda diye yanlarına almışlardı. Çok yaratıcı ve çok tatlıydı. Bu kez de Büşra Pekin'e bir sürprizimiz var. Mualla'nın cut out'u geliyor ziyaretimize. Çok tatlıydınız. Aa yine mi? Evet. Ya! İnanılmazsın. Gel buraya bir öpeyim seni. Mualla ile buluşturayım dedim. Muallacığımız ya. Çok tatlı. Yan yana durduklarında ikisinin aynı kişi olduğunu söylemek neredeyse imkansız. Şunu biri karşıma getirse bu kim dese ben kesinlikle Büşra Pekin demem. Ya ben bunu çok seviyorum işte. Yani benim hatta en sevdiğim şey diyebilirim farklı kılıklara girmek, tipimi değiştirmek. Kendimden ne kadar farklı oynadığım rol ben o kadar mutlu. Filmin kamera arkasında da var Mualla makyajı. Büşra Pekin'den dinleyelim mi nasıl bu tipe büründüğünü? Derya abi çok önemli bir makyaj sanatı ustasıdır. Derya abiyle yaptık bu çalışmayı. Uzun sürüyor tabii ki. Yani ciddi bir makyaj var ortada. Bunda göz altlarını beyaza eskiden çok modaydı hatırlarsın. Evet. Hani onun da abartısını çıkarttık birazcık. Kaşları yakınlaştırdık. Bülent Ersoy yapar. Evet. Kaşları birbirine yakınlaştırdık. Düşürdük. Kamera arkasında dikkat çeken sahnelerden biri de Büşra Pekin'le Çağlar Çorumlu'nun dans sahneleri. Kamera arkasında dans sahnelerini gördüm. Çok eğlendik. Çok eğlendik. Yani biz çok güzel bir sahne oldu. Biz Çağlar'la provasını alamadık onun ya da çalışma hani bir dans hocasıyla. Fakat Çağlar dans konusunda çok yetenekli. Çağlar Çorumlu'nun da Büşra Pekin'in de dansta son derece yetenekli oluşu bu sahneyi daha eğlenceli kılmış. Benim de çok ciddi bir geçmişim var bu konuyla. O gün orada bir prova yaptık, ikincisi kayıt dedi, üçüncü bir de yedekledik, çektik, çok eğlendik. Mualla'dan Büşra Pekin'e dönüş yapalım. Onu ilk tanıdığımız yıllardan bugüne ne kadar değiştiğini söylemeye gerek yok sanırız. Bu arada inanılmaz bir değişim içerisindesin. İnanamıyorum yani. Hatta seni ilk tanıdığımız zamanları düşündüm. Yani bir havuçlu anne karakteriyle hayatımıza girdi. Evet, çünkü. Evet. Zaten çok fazla şey oynuyordum orada. Fakat akıllarda en çok o kaldı. Çok sevindi. Biz de onu oynamayı çok sevdiğimiz için de zaten bir seri haline getirdik. Benim kendi yarattığım bir karakterdi. Bıyığından kaşına, o saçın öne gelişinden ve tiftiklenişine kadar. Dediğim gibi seviyorum böyle kendimle, yüzümle oynamayı, değiştirmeyi. Çok şaşırttı beni Hatice. Ne sandın Kazım? Ben senin her santimetre kareni bilirim. Vallahi ne yalan söyleyeyim. Şu bıyıklarındaki teri görmeme rağmen etkilendim yani. Vallahi etkilendim. Hedefim bıyıksa o bıyıkları terleteceğim. Güzeldi zaten ama bize göre seksi bir kadın haline geldi. Ama aynı zamanda seksi bir kadın oldu. Öyle mi düşünüyorsun? Öyle değil mi? Herkes öyle diyor yani. Vallahi evet. Yani hani ben bana göre hani insan kendini hep aynı görüyor. Ama evet ben şu an fotoğraflarda da hissediyorum. Çok hoş oldu. Bir itiraf geliyor eski halleriyle ilgili. Orantısız bir durum vardı. Hani alt tarafım çok zayıftı, üst tarafım biraz daha iriydi. İster istemez şey bulamıyordum. Yani keyifle giyinemiyordum. Şimdi işin o tarafı beni çok mutlu ediyor. Artık ne giysem oluyor. Zayıflayanlar bilir. Kilo verme dönemini sabit tutma dönemi takip eder. Büşra Pekin şimdi sabit tutma döneminde olduğundan önündeki nefis kurabiyelerin tadına bakabiliyor. Şu an sabit tutuyorum. Sabit tuttuğum için şundan aldığım bir iki ısırığın bana hiçbir zararı olmuyor. Pazar sabahı siz de yiyorsanız bir ısırık atıyorum o zaman. Gelelim özel hayatına. Müzisyen Ersa Yüner'le parmakla gösterilen ilişkileri var. Evlenecekleri yazıldı çizildi. Buna ilk ağızdan yanıt veriyor. Evleneceğinize dair haberler çıktı. Evet yani bu aslında böyle bir haber bizim kontrolümüzde çıkmadı. Düşünmediğimiz bir şey değil ama hani bu yaza dair böyle bir planımız yok. Ersa Yüner'in hem müziğine hem kişiliğine hayran. Çok başarılı biri ama ondan önce çok güzel kalpli ve özel bir insan. Müzisyenler zaten başlı başına çok güzel ruha sahip insanlar. Çok seviyorum. Hem onu seviyorum hem çevresini seviyorum. Vakit geçirmeyi, müziğin içinde olmayı seviyorum. Ersa Yüner'den konu açılmışken Büşra Pekin'in çok iyi bir şarkıcı olduğunu bilenler bilir. Peki daha ne bekliyor bu güzel sesle şarkılar söylemek için? Peki senin sesin de çok güzel. Bunu ne zaman artık bizlerle paylaşacaksın acaba? Ben şeyi çok seviyorum. Bazı şeyleri yani bu yol uzun bir yol ve her şeyi hemen o an olsun istemiyorum. Yani zamana ve projelere yaymak istiyorum. Şarkıcı olmak için ses tellerinden ameliyat olduğu bile yazılmıştı. Peki ses tellerinden ameliyat olduğu? Ya o gerçek bir haber değil ya. Vallahi ben neden böyle haberler çıkıyor anlayamıyorum. Bir gün sevgili İsmail Koç'a ses workshop'ı yapıyor. Çok iyi bir kulak burun boğazcı bu arada. Biz onun yaptığı bir workshop'a katıldık. Kendisi aynı zamanda bir müzisyen. Sanırım oraya gittiğimiz için oradan bir hikaye kurulmuş olabilir. O haberin devamında şu da vardı. Benim için özel bir stüdyo kurulmuş evin altında. Hani şan dersleri çalışması böyle bir şey de yok. Belki de Ersa Yüner şarkısıyla çıkış yapar. Romantik adam Ersa Yüner onun için bir şarkı yazdı mı diye sormadan olmaz. Ersay sana bir şarkı yazdı mı? Yazdı. Bizim bilmediğimiz. Yazdı. Şu an biri okuyor mu? Okumuyor. Okumuyor. geçtiğimiz yıla damga vuran Simge'nin Mış Mış şarkısındaki şu bölümü dikkatle dinlediniz mi bilmiyoruz. Şarkıdaki bu zılgıttaki ses Büşra Pekin'e ait. Ya Simge bir gün aradı. Ablam dedi, vokal yapıyoruz, vokale ihtiyacımız var, gelir misin, ne olur gel falan. Ya dedim, deli misin, ben zaten bayılırım yani, öyle vokal işleriniz olursa beni çağırabilirsiniz. Çok severim. Gittim, o dakika orada gelişti. Ozan Bayraş'a yapıyor aranjesini. Zılgıt, ıslık atar mısınız falan, biz de işte Ersay ıslığını attı, ben zılgıtını attım. Bizi kırmıyor, bir mini zılgıt atıyor. Ama zılgıt zor bir şey. Zor. Nasıl mesela yapıyorsun? Şu an yap desen, yap, ya o an bir şeyin duygusundayken. Gelelim zayıflamasına. Şeyda Coşkun'la başladı bu serüvene. Bayağı kilo verdi ve formunu koruyor. Sahi ne yiyor Büşra Pekin? Peki ben mesela merak ediyorum, sabah nasıl bir beslenme uyguluyorsun? Bana bir günlük anlat. Ya ben şu an herkes gibi besleniyorum. Verirken şöyle bir şey yapıyorum. Sabah kahvaltısına ben çok düşkün değilim. Öğlen daha fazla acıkıyorum. Sabahleyin verirken mesela bu maydanoz suları, böyle güzel sular oluyor. Onları içtiğim zaman bana böyle bir enerji geliyor. Sıkma portakal suyu. Beni çok, enerjimi yükseltiyor. İlk öyle bir şeyle geçiştirebiliyorum ama en güzeli yumurtadır. Öğle ve akşam yemeklerine gelince. Öğlenleyin ve akşamleyin ben. Esas akşam yemeğine çok düşkünüm. Ama zaman içerisinde onu da azalttım tabii. Mesela şunu söylemek isterim seyircilere. Ben döner çok iyi bir protein. Hani kilo vermem gereken dönemde mesela döner bana çok yardımcı oldu. Lezzetli de bir şey, köfte. Ben daha çok böyle kıyma falan gibi şeyleri daha çok seviyorum. Hani etten ziyade. Buralar beni rahatlattı açıkçası. Tabii karbonhidratı kesiyorsun, şekeri kesiyorsun. Zaten olanlar oluyor yani. Aynen. Bu keyifli sohbet için Büşra Pekin'e teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Seninle sohbet etmek her zaman bir keyif. Teşekkür ederim. Hayırlı uğurlu olsun. Çok teşekkürler. Sesin bol olsun. Çok sağ olun. Bekliyoruz herkesi filmimize. Çok eğlenceli bir film oldu. Yüzünüzü kara çıkartmayacağız inşallah. Bekliyoruz. Tek 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 tek. Marifetli adam Şahan Gökbakar'dan sarma tarifi. Yapraklarınızın damarlı bölümü üstte olacak. Yani çoğu ev hanımı bunu bilmez. Şahan Gökbakar kendi elleriyle nasıl yaprak sarma yaptı? Peki hocam, bölüyorum. Havuçla limanı niye koydunuz? Bülent Ersoy'la Safiye Soyman sahnede nasıl barıştı? Barıştık mı hayatım? Yardım mıydı? Bülent Ersoy, Banu Alkan'ın gece vakti taktığı gözlüklere nasıl kafayı taktı? Ben de diyorum, niye bu böyle ama hasar gibi gözlükle gelmiş geçirebilirsin? Beşiktaşlıların yeni fenomeni Noah. Papayın. Şampiyon. Papayın. Şampiyon Beşiktaş. Beşiktaş. Atiba'nın 2 yaşındaki oğlu Noah Beşiktaş taraftarını nasıl mest ediyor? Oley 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 oley. Şampiyon Beşiktaş. Az sonra. Çek 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 çek. Şimdi de sırada Show TV'nin kahkaha bombası Güldür Güldür'den sizin için seçtiğimiz skeçler var. Kaybolan sarı kız Güldür Güldür'de ortalığı karıştırdı. Vallahi çocuk gibi ağlayamayacağım şimdi. Sarı kızı. Dikkat. Bu skeç ağır kahkaha içerir. Yardım etmek istiyorsan Mörtür, şunu söyle. Sarı kızı ben kaçırdım mı? Bingo. Suçlu Mörtür. Hanım yaktın yanan beni Bilal. Skeçte ineği kaybolan bir adamın polisten yardım istedikten sonra gelişen komik olaylar anlatılmaktadır. Fikri! Fikri oğlum ya, koskoca ineğimi, sarı kızımı çaldılar, ben nasıl duymadım lan? Elleri kırılsın inşallah çalanların. Vallahi çocuk gibi ağlayıvereceğim şimdi. Sarı kızı. Baba ağlama. Haber verdim polisi. Geliler eli bağır. Sizin yöre tam belli değil galiba değil mi? Yol sırasında oldu. Ya bu bizim yan köylü aslında da. Şive çok değişiyor oraya gelene. Evet tabii bir köy işi değiştiriyor. Şimdi ağlayacağım diyor, o da ağlama diyor ya, biraz bir şey istiyor. Orada ağlama istiyor. Tabii ağlama ben biraz. Ben nasıl ıskaladım ya. Tabii bir sarı kızın arkasından bir ağıt bir şey istiyor tamam. Orada ya. Elleri kırılsın inşallah çalanların. Vallahi çocuk gibi ağlayıvereceğim şimdi. Ama niye kaydırmaya çalışıyorsun arkadaşım? Ben ağlayacağım diyor mu gülüyor. Evet. Elleri kırılsın inşallah çalanların. Ya üzülüyor gibi dur. Sen baktın olmuyor, üzüntünü burayla paylaş. Elleri kırılsın inşallah çalanların. Vallahi çocuk gibi ağlayıvereceğim şimdi. Sarı kızı. Ağlama baba. Haber verdi mi polise? Lan ineğimi çaldılar, sen neye gülüyorsun? Eli kulağında da gelirsen polisler şimdi birazdan gelirler valla. Bir şey söyleyeceğim, bu senin evladın değil mi? Böyle arsız arsız gülerse haddini bildir sen de. Elleri kırılsın çalanların. Çocuk gibi ağlayıvereceğim şimdi Fikri. Sarı kızı. Ağlama baba. Polisler aradım ya. Sinirinden gülüyorum baba. Onu güzel kılıf ha. Aradım polisi. Eli kulağında da gelirler şimdi. Ağlama sen baba ağlama. Şu an ağlamıyorum. Lan bunlar klip mi çekiyor samanlıkta? Kim bunlar? Ne bileyim? Selam. Ben dedektif Şevko. Bu da ortağım Haykıl. Ama siz bize kısaca adaletin çılgın melekleri diyebilirsiniz. Ben bilmem. Ben de söyleyemem. Zorlanırım. Onu nasıl diyeceğim ben? Merkezden bizi bu dava için gönderdiler. Korkarım bir kayıp vakası varmış ha. Kimden konuşuyor lan bu? Benim sarı kızım kayboldu. Memur bey bulabileceğiniz mi siz onu? Hey. Hey ne hey buradayız işte biz. Yine de hey. Onu bulacağız. Aşağılık aşak. Onu her ne pahasına olursa olsun bulacağız. Anlıyor musun küçük bit yavrusu? Ne? Ne bana hakaret ediyorsun sen? Benim ineğim çalındı mağdurum ben bir de küfredip duruyor ya. Senin o küçük sersem suratını sevmedim anlıyor musun? Hey! Ezeceğim onu! Hey Şevkul kendine gel dostum tamam mı? Onlar vergili. Saçımı çekiyorsun Hakan. Pardon Şevkul. Onlar vergilerini ödeyen sadan vatandaşlar, anlıyor musun beni ha? Ah, adaletsizliğe asla dayanamıyorum Haykal, anlıyor musun beni ha? Asla dayanamıyorum. Bu işler için fazla gerginim dostum. Ah. Lan bu adam samanlığı görüverecek şimdi. Sen nerenin karakolunu aradın acaba? Bunlar nerenin polisi lan? Akit işte. Siz nerelisiniz? Şaka. Biz aslında Amerikan polisleriyiz. Ama Trump başkan olunca Twitter'dan atıştık ve bizi sürdüler. Biz de cennet vatan Türkiye'ye geldik. Ben aslen Massachusetts'liyim. Hey! Lanet olsun, tamam mı? Ha? Tamam. Sen nasıl Massachusetts'li olursun da bana söylemezsin? Yıllardır ortak çalışıyoruz ha? Peki neresinden? Merkez. Really? Springfield'a kız vermiştik biz. Hani bilirsin, bu William Giller vardı, danıtçıları vardı. Springfield merkezde. Aa, I know, bildim. Kömüş William Giller'i diyorsun. Evet dostum. Onların dükkanı var orada, evet. Biraz daha uğraşsak akraba çıkacağız ha. Ne bırakın ki gari? Yeter ya. Benim içim yanıyor burada. Benim sarı kızım çalınmış, kim bilir ne haldedir şimdi benim sarı kızım. Sarı kızey. Hey. Babalık, sakin ol ha. Onu bulacağız dostum. Merak etme, onu her ne pahasına olursa olsun bulacağız. Tamam mı? Anlıyor musun beni ha? Sen bulma lan. Korkuyorum ben bundan ya. Akide sen gelsene benden. Aranıza nifak sokmak gibi olmasın ama sen daha aklı başında bir Akidiş'e benziyorsun. Bulursan sen bulursun sarı kızımı. Hadi ne olur, kurban olayım sana. Tamam o halde. Bu lanet olası ahıra giriş izni olan herkesin burada toplanmasını istiyorum. Heh Fikri, koş anandan kardeşine haber ver, hemen gelsinler. Bir tek onların var çünkü giriş izni. Fikri, onları çağırırken biz de seninle biraz sohbet edelim. Babalık. Gel bak ya. Bu sarı kız tam olarak neye benziyordu? İneğe. Ha. Peki bize biraz tarif eder misin görüntüsünü? Sarıydı. Kızdı. Sarı kızdı. Peki onu en son ne zaman gördün? Dün akşam gördüm. En son burada gördüm, ahırda. Ahırda gördüm. Peki herhangi bir düşmanı var mıydı? Kurt. Kurt vardı. Arada kurt da dönürdü benim sarı kızıma. Bu Kurt de kim acaba? Kurt. Ya Kurt. Geçen bizim çobana da saldırdıydı. Kurt çoban. Bana hiç yabancı gelmedi dostum. Burnuma çok pis kokular geliyor, anlıyor musun? Çok pis kokular. Lan gübreye basıyor, ondan geliyor. Ya Akideş la. Acaba bizim buralı mı baksa bu işlere ha? Buralı polis gelsin. Hiç zahmet vermeyin biz size. Hey babalık, onu bulacağız, anlıyor musun? Sana anlıyor musun dedim ha? Otur şuraya, anlıyor musun? Bana cevap ver. Bana cevap vermeden konuş, anlıyor musun? Sorularıma cevap vermeden bana söyle, hadi söyle. İtalyan! İta! Küçük buldun beni, üstüme geliyorsun. İta gari, korkmuyorum lan senden. Tamam. Gel lan hadi, tırmığı kafana koyuverim seni. Tırmıktan korkacağım mı sandın ha dostum? Hadi sapla o tırmığı bana, hadi sapla. Gel lan! Hey, lanet olsun Şevkıl, senin neyin var ha? Emekliliğini mi yakmak istiyorsun dostum? Bu işi bana bırak. İyi polis, kötü polis oynayacağız. Ben kötü polis olacağım, tamam mı? Güzel. Lanet olsun Şevkıl, senin yüzünden bir türlü ipucu bulamıyorum, anladın mı? Ah, ipin ucu ipteymiş. Ben başlayacağım ipinize de kuşağınıza da şimdi. Deli mi ettiniz lan siz beni? Lütfen bağırmayın. Bağırmayın. Çünkü problemi çözemiyorum. Bu samanlar çok şüpheli görünüyor. Demek ki Yellow Girl'ü buradan kaçırmışlar. Şu şekilde dışarı çıkmış ve... Bu ne ya? Lan tezek lan o! Hala sıcak. Fazla uzaklaşmış olamazlar. Akide, siz benle tezek mi geçiyorsunuz? Başıma bela mı geldiniz siz benim? Hoş geldiniz. Sizi takip ediyorum. Rengo, bu benim karım Burcu, bu da kızım İta. Tamam, sakin. Sakin ol Haykı. Okey, sizi sorguya çekeceğiz, anlaşıldı mı? Şimdi, Bayan Yeter. Sorularıma net cevap verin lütfen. Evli misiniz, bekar mı? Bekar. Yarın akşam saat 10 sularında boş musunuz? Boşum. Telefon numara? Ne yapıyorsun lan sen? Yazıyorum. He, kızıma yazıyorsun, görüyorum. Vallahi atlara depikletirim seni. Bas geri. Tamam. Şimdi şöyle bir şey, madem hazırlanmış Yeter de sahnede... sorulara çok kısa cevap verdi. Yani bu skece bu kadar çalışıldı. Yeter de net daha uzun cevaplar versin yani. Tamam. Güzel. Evet, Bayan Yeter. Sorularıma net cevap verin, tamam mı? Evli misiniz, bekar mı? Bekar ya. Ben daha evlenecektim valla. Sarı kız, sarı kız. Vazgeçtim. Peki yarın akşam 10 sularında boş musun? Boşum. Telefon numara. Nerede? İta gari. Ne yapıyorsun sen? Yazı veriyorum. Ha, görüyorum, kızıma yazı veriyorsun. Vallahi atlara depikletirim seni. Bas geri. Şevkal, sakin ol adamım. Soruşturmayı ben devralıyorum. Evet. Bayan Burcu. Dün akşam 10 sularında neredeydin? Bibimgillerdeydim. Kimse kıpırdamasın. Hareket etmeyin. Bibi tuzağı. Bayan Burcu, senin bibin mi var? Var tabii ya. 3 tane bibim var. Büyük bibim var, küçük bibim var, ortanca bibim var. 3 bibili bir kadın. Burnuma gerçekten çok pis kokular geliyor Michael. Peki. Kocan küçük Bill. Sarı kızla çok sık görüşür müydü? Ne yaparlardı? Evet, görüşürlerdi. Çok severdi onu. Gırlardı, yayarlardı. Sürekli onunla ilgilenirdi. Ve sence bunu biliyordun Burcu. Sen bunu biliyordun ve bundan rahatsızdın. Anlıyor musun Burcu? O yüzden o sarı kızı aldın ve sucukçulara verdin. Değil mi Burcu? Evet, suçluyu bulduk. Burcu, al şunu. Kendini kelepçele. Çıkarsa tabii. Problem bitti. Genç, siz deli misiniz, divane misiniz? Ne yapıyorsunuz? Kızım sen de ne kelepçeliyorsun kendini? Kanundan kaçamazsın Bilal. Polisleri öyle diyorsa öyle. Ben gidiyorum polis arabasına bekleyeceğim. Hapse attın beni gari. Hadi sen yürü. Lan dur. Arkadaş, ben sizden yardım istemiyorum. Bırakın lan karımı. Muhtar. Bu işi bir tek muhtar çözer. Dur sen. Bir şüpheli daha. Muhtar ha? Bana bak. Küçük bir yalım. Muhtarı iyi oyala. Nerede olduğunu tespit edeceğim. Lan ne konuşuyorsun sen acaba? Alo muhtar, neredesin? Oyala onu. Lan dur. Samanlığa geliver, bizim bir mevzu var, onu konuşacağım seninle. Oyala onu, oyala. Hadi kapattım. Sen ne yaptın ha? Lanet olası ne yaptın ha? Tam yerini tespit etmek üzereydim. Akideş. Adam zaten buraya gelecek. Neyi tespit edeceksin acaba? Hayret bir şey ya. İçimden bir ses bunun bir tuzak olduğunu söylüyor. Sen de ıslak taşa mı oturdun? İçinden bir ses. Saldı kurtulalım bari. Ne bakıp durun lan? Selamünaleyküm. Ne oldu? Sen gel bakayım benimle. Heh. Bak muhtar, sen de devlet memurusun. Bunların dilinden anlasın. Benim karımı içeri attı bunlar. Sabahtan beri deli manyak şeyler yapıyorlar ya. Tamam dur, sakin ol be bakayım be. Kaç şuradan sen. Hadi. Memur beyler beni bak. Hayırdır, bir olay mı vardı ya? Onu bize sen anlatacaksın muhtar. Bak yine. Olur tabii canım, anlatırız ne gerekirse. Yani biz memurumuza ne lazımsa yardım etmek isteriz değil mi? Eğer yardım etmek istiyorsan Mörtür, şunu söyle. Sarı kızı ben kaçırdım. Tabii diyelim. Sarı kızı ben kaçırdım mı? Bingo! Az önce telefondaki sesle birebir uyuşuyor. Suçlu Mörtür. Konuşmama hakkına sahipsin. Eğer konuşursan konuştuğun her şey mahkemede aleyhine lanet olası bir delil olarak kullanılacak. Anladın mı dostum? Duyuyor musun ha? Henem yaktın yalan beni Bilal. Selamünaleyküm polis bağlı yani olay çözeceğim. Bu iki manyak işi çözemez diye beni komiserim yolladı. Sen git hallet dedi. Geldim. Şimdi kayıp yer kimin? Benim. Allah aşkına bu işi siz çözün. Bunlar gitsin ya. Tamam dayı ben şimdi hallediyorum. Şimdi olayın davanın çözülmesi için kritik bir soru soruyorum. Bu ahırın anahtarı başka kimde var? Fikri de var benim oğlanda. Bir gelsin bakalım. Gelsin. Fikri! Geliver iki dakika. Lanet olsun. O çocuktan bir şey çıkmaz dostum. Anlıyor musun ha? Anlayın artık beni. Anlıyor musun ha? Lanet anlayın artık beni. Sarı kızı kaybedebiliriz. Vakit daralıyor. Bırak peşimi benim. Bırak peşimi benim. İthal gari ya. Tövbe estağfurullah. Gel lan. Ha geldi mi? Bana bak. Yüzüme bak. Gel bakayım şöyle gözlerime bak. Ben sana anlarım. Kapıyı açık bırakmış olma ihtimalin var mı? Doğruyu söyle hemen bana. Geceden kitlememişim baba. Özür dilerim. Ondan mı gülüyordun sen o kadar? Ondan mı gülüyordun sen? Babanla mı eğleniyorsun sen? Vallahi kulaklarını çekeceğim artık senin. Dur dayı ben halledeceğim dur. Geç şöyle. Bahadır'dan dere yatağındaki ekiplere, bir ineğimiz kayıp, rengi sarı, cinsi dişi. İnşallah bulurlar ya. Amirim bahsedilen ineği şu an görüyoruz. Tekrar ediyorum ineği bulduk tamam. Hayırlı olsun. Allah razı olsun senden ya. Kurban olayım sana. Haykıl yine gördüğün gibi bizden hiçbir suçlu kaçamadı ha. Kaç lan kaç. İçimden bir ses Şevkıl. Bu maceranın bitmeyeceğini söylüyor. Yediniz sonunda birbirinizin başını. Çek çek. Son dakika. Deniz Çakır'la Erol Evgin'den muhteşem düet. Sen de çektin bir de bana sor. Nerede nasıl yaşarım bir de bana sor. Erol Evgin'in Bostancı konserinde Deniz Çakır sürprizi. Hatalarım olduysa affedin ne olur. Benim için şahane bir an oldu. Az sonra. Çek 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 çek. I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet. Although my heart is falling too. I'm in love with your body. Bu açıklamaları, bu itirafları, bu sırları ilk kez duyacaksınız. Nebahat Çehre'nin yıllara meydan okuyan muhteşem güzelliğinin sırrı ne? Sizin bu muhteşem güzelliğinizin sebebi? Profesör Doktor Canan Karatay'la kıyaslandığı kimse neden çok kızıyor? Ya Nurcum aslında beni çok üzdü. Yani bu hoş bir şey değildi. Bir yan yana koyup... Ve diyet yapmayan Nebahat Çehre'nin çok merak edilen sabah kahvaltısı. Benim sabah kahvaltısı benim de iki tane çerito küçük domatesle maydanoz biraz limon sıkım şöyle bir tasla. Antakya'nın küçücük zeytinleri var çok severim. Onlar siyasette. Az sonra. Çek çek. Şimdi de sırada haftanın çarpıcı olaylarından derlediğimiz renkli bir haber turumuz var. Marifetli adam Şahan Gökbakar'dan sarma tarifi. Yapraklarınızın damarlı bölümü üstte olacak. Yani çoğu ev hanımı bunu bilmez. Şahan Gökbakar kendi elleriyle nasıl yaprak sarma yaptı? Peki hocam bölüyorum. Havuçla limonunu ne yapardınız? Bülent Ersoy'la Safiye Soyman sahnede nasıl barıştı? Barıştı mı hayatım? Yardım mıydı? Bülent Ersoy, Banu Alkan'ın gece vakti taktığı gözlüklere nasıl kafayı taktı? Ben de diyorum niye bu böyle ama hasar gibi gözlükle gelmiş geçiyoruz. Beşiktaşlıların yeni fenomeni Noah. Şampiyon. Şampiyon. Şampiyon Beşiktaş. Beşiktaş. Atiba'nın 2 yaşındaki oğlu Noah Beşiktaş taraftarını nasıl mest ediyor? Oley 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 oley. Şampiyon Beşiktaş. Magazin dünyasında bu hafta haber bitmiyor. İşte haftanın sıcak gelişmelerinden derlediğimiz haber turu. Dünya Parkinson Günü nedeniyle düzenlenen ve beyin pili takılan 200 hastanın buluştuğu etkinlikteyiz. Gecede sahne alacak olan Nükhet Duru, etkinliğe destek vermekten dolayı mutlu. Bizler de burada çorbaya tuz koyabilmek, biraz motivasyon, biraz inanç yaratabilmek için böyle bir günde müzikle süsleyeceğiz. Etkinlikte Alişan'a rastlıyoruz. Beyin pili takılan yengesi Saadet Yeşilmen'le birlikte gelmiş geceye. Ve beyin pili takıldı. Onu tam ben bilmiyorum ne oldu ne bitti ama ne olduğunu biliyorum. Bir kumandası olduğunu biliyorum. Şu an beyninde bir pil olduğunu biliyorum. Ama bildiğim bir şey var ki şu an sıfır titreme ve yürüyebiliyor. Uzun zamandır yürüyemiyordu çünkü. Uzun zamandır yürüyemiyordu. Şu anda yürüyebiliyor. Ve bu gerçekten bir mucize gibi bir şey. Acil şifalar diliyoruz hanımefendiye. Ve gecenin sunucusu Deniz Akkaya'nın yanına gidiyoruz. Bu özel geceye destek vermekten dolayı mutlu. Bugün başkalarının, yarın benim ihtiyacım olabilir. Ben öyle bakıyorum. Bir de ben yaptığım bu işlerin hepsinin bana biraz al gülüm ver gülüm bu. Bana maneviyattan da maddi olarak da manevi olarak da dönüşünü gördüm. Oturduğun yerden söylenmek değil, vaktin varsa emeğini biraz da başkaları için harcayacaksın. Zamanını, emeğini, paranı. Murat Varol'la ilgili dava konusuna geliyoruz. Karşılıklı bir problemleri kalmamış ikilinin. Ben devletin verdiği kararı... evet temize gittim. Evet orada bozuldu. Bizim karşılıklı değil. Davamız değil. Karşılıklı bir şeyimiz kalmadı. Şimdi Nükhet Duru'nun sahnesine gidiyoruz. Gecede söylediği şarkılarla Parkinson hastalarına moral oluyor ünlü sanatçı. Adana'da 5. kez düzenlenen Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı açılış konserinde Atilla Özdemiroğlu şarkıları seslendirildi. Meltem Cumbul, Gripin grubu ve Nükhet Duru konserde şarkılar seslendirdi. Azeri ortak yapımı Yanlış Anlama filminin setindeyiz. İlker Ayrık sete motosikletle geliyor. Karşıdan geliyorum. Kaç dakikaya geldin sete? Beylerbeyi'nden geldim herhalde 15 dakikada geldim balık. İstanbul trafiğine çözüm için motosiklet ideal ama motor kullanmak hiç de kolay değil. Sakin, güzel. İstanbul'da motosiklet kullanmak o kadar da kolay değil ama... işte yapıyoruz yani. Setteyiz. Hakan Bilgin filmle ilgili bilgiler veriyor. Türkiye'den Azerbaycan'a bir yolculuk hikayesi, bir yol hikayesi. UNICEF'in geleneksel gala yemeğinde Türkiye İyi Niyet Elçileri Nilüfer, Kerem Bürsin ve yazar Ayşe Kulin plakete layık görüldü. Rapçi Ceza İstanbul'da verdiği konserinde hayranlarına rap dolu dakikalar yaşattı. Ankara'dayız. Hakan Altun ve Linet beraber sahneye çıkacak birazdan. Eksik olmasın, aynı sahnedeyiz. Bundan sonra zaten devam gelecektir herhalde. Güzel bir sahne oldu Linet'in. Sıra bende. Sonra beraber şarkılar söyleyeceğiz. Beşiktaş taraftarının yeni bir fenomeni var. Adı Noah. Şampiyon. Beşiktaş. En büyük. Beşiktaş. En büyük. Beşiktaş. Oley 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 oley. Şampiyon Beşiktaş. Taraftarın sevgilisi Atiba'nın oğlu Noah videolarıyla sosyal medyayı yıktı geçti. Atiba. Çatışmalar. Başlasın. Çatışmalar. Başlasın. Neler yapmıyor ki Noah videolarda? Kardeşiyle oynarken böyle sevimli. Beşiktaşlı futbolcuların isimlerini sayarken de oldukça sempatik. Oşan, Abubakar, Vatelo, Drey. Baba. Baba. Çek, çek. Kaç Vatelo. Oley! Ama çapkınlık yaparken çekilen bu hali belki de Noah Hutchinson'ın en çok izlenen görüntüsü. Nejat İşler'in geçtiğimiz hafta bir mekanda merdivenlerden düştüğü ve bu yüzden hastanelik olduğu iddia edilmişti. Merdivenlerden düşmüşsünüz herhalde. Bu olay Nejat İşler'de ciddi sorunlara neden olmuş gibi görünüyor. Zira İşler birkaç gün içinde hem Gümüşlük Belediyespor Başkanlığından hem de İstanbul Film Festivali jüri üyeliğinden istifa etti. Şahan Gökbakar tıklanma rekoru kıran videolarına bir yenisini ekledi geçtiğimiz gün. Videoda Gökbakar elleriyle etli yaprak sarma yapıyor. Evet, iyi akşamlar değerli hanımlar. Bugün etli yaprak sarması. Pişmiş halini de Instagram hesabından paylaşacağım. Hatırlayacaksınız, Ömür Sabuncuoğlu'yla yaptığı özel sohbette ne kadar iyi yemek yaptığından bahsetmişti Şahan Gökbakar. Kuru fasulye pişirmedim şu ana kadar ama birçok yemek yaptım. İşte kekti, börekti. Daha çok fırın ağırlıklı. Tabii benim fırın. Bu marifetini gözler önüne serdiği videosunda sarma ile ilgili püf noktaları da veriyor. O yüzden size şu anda bir püf noktası anlatayım. Yapraklarınızın damarlı bölümü üstte olacak. Yani çoğu ev hanımı bunu bilmez. Yani dolmanın içinde kalacak damarlı bölümü. Peki hocam bölüyorum. Havuçla limanı niye koydunuz? Havucun o böyle tatlımsı tadı geçiyor. Bir de limonun da hani demeyin etli limon konur mu? Onun da böyle bir tatlı aroması geçiyor. Bir de bu koruk dediğimiz şu sap kısımlarını da tepsinin dibine, tencerenin dibine dizin ki ateşi harlamasın hanımlar. Önceki geceye Bülent Ersoy'un sahnesine gidiyoruz. Divanın iki önemli konuğu var. Banu Alkan ve Safiye Soyman gelmiş. Çok severim ben onu, çok. Vallahi çok. Aslında bu bir sürprizin habercisi. Show TV ekranlarında yakında inanılmaz bir program başlıyor. Bülent Ersoy, Banu Alkan, Safiye Soyman ve Burcu Esmersoy dünya turuna çıkıyor. Dünyayı dolaşacağız. Sevgili Bülent Ersoy hanımefendiyle Safiye Soyman ve Burcu Esmersoy ve Banu Alkan. Herhalde muhteşem bir dörtlü. Dünyayı böyle nasıl turlayacağız artık düşünün. Evet, yanlış duymadınız. Çılgın bir program bizleri bekliyor. Safiye Soyman bu vesileyle Bülent Ersoy'la arasındaki buzları da eritmenin hazzını yaşıyor. Bülent Hanım'la tabii ki biz onu almaya geldik. Kan davamız yok Bülent Ersoy'la. Ama daha... Hiçbir şekilde ben buraya biz insanlara örnek olmak için bir şekilde onun bu güzel programına geldik ve onu almaya geldik ve gideceğiz. Ve Diva sahnede. Az sonra Safiye Soyman geliyor sahneye. Dünya turunun müjdesini sahnede de veriyor. Bülent Hanım'ı almaya geldik. Gidiyoruz. Dünyayı gezeceğiz inşallah. Gidiyor muyuz hayatım? Bakacağız. Barıştık mı hayatım? Yardım mıydı? Eğlence bitmiyor. Faik Öztürk ve Banu Alkan da geliyor az sonra sahneye. Her olimpiyatlarda Türkiye'yi temsil edecekler kendileri. Maşallah yani Safiye Hanım Halter'de, Banu Hanım Güneş'te, Bülent Hanım hangi branşı sana layık dedim ki? Banu Alkan zaten loş ışıkların olduğu mekanda güneş gözlükleriyle özür diliyor seyirciden. Yapımcı var adı Banu Alkan'ın nasıl yani? Bunu bir önce söyleyin. Değil mi? Bülent Ersoy'un efendinin karşısına çıkmak çok şık gerektirmez mi? Yani şıklık gerektirir. Hayır dedi şapka tak. Ben dedim saçlarını al. Şapka tak. Aa, gözlük tak. Yani ilk defa gözlük çok takarım ama özür diliyorum sizlerden. Gece da değil yani. Faik Öztürk bunu da espriye vuruyor. Vallahi bunu söylediğinden hiçbir şeyden anlamadım. Allah söyledi. Zaten benim görevim, bağlarım, Safiye Hanım, Bülent Hanım'ın rehberi olmak. Bunları buradan alıp şu kapıyı götürmek bir haftaydınız. Bülent Ersoy, Banu Alkan'ın gözlüklerine takılmayı ihmal etmiyor. Ben de diyorum niye bu böyle ama hasar gibi gözlükle gelmiş geçiyoruz. İş adamı Özkan İrman'ın hayatından kesitler taşıyan Mezeci Çırağı filminin galasındayız. İlk söz hikayenin sahibi ve filmin yapımcısı Özkan İrman'da. Çok duygulandım ben. Bunu söylemeden edemeyeceğim. Çekimin birinci günü. Film platosunda işte o yaptığımız sette babamın 3 tekerlekli arabasını yaptık. Yusuf Bey önlüğünü giydi babam gibi. Yine Ali Tuna da önlüğünü giydi. Ben üst kattan bakıyorum. Sanki öldüm. Küçüklüğümü izledim. Gerçekten bu projede yer alan herkese çok çok teşekkür ediyorum. Gişeden, her şeyden çok daha önemli. Mezeci İsmail Hakkı'nın 70 yıllardaki pirinç hanının ölümsüz kılınmasıydı. Evet. Onu başardık. Çok teşekkür ediyorum herkese. Filmde Ali Tuna İrman babasının gençliğini canlandırırken İsmail Arda İrman da filmin başrolündeki isimlerden biri oldu. Beni en çok babamın yaşadıklarını yaşamak etkiledi. Yani babamın duyduğu şeyleri, yani babamın ne bileyim bana düşmesi, kalkması, evet yani aynılarını yaşamam beni çok etkiledi tabii. Tabii içselleştirince karakteri de onun gibi oluyorsun, kula oluyorsun yani orada. Yusuf abim de çok büyük katkıları oldu. Evet, Engin abim de aynı şekilde. Ben sessiz tanığıyım Pirinç Hanım'ın. Burası büyük bir sirk, bir oyun parkıymış benim için. Ben Mezeci İsmail Hakkı'nın oğlu, ücretsiz iş gücü, mezeci çırağı. İstanbul Teknik Üniversitesi Devlet Konservatuarı'nın semineri okulun 3 başarılı mezunu Zara, Gökhan Tepe ve Merve Özbey'i bir araya getirdi. İkinci adresimizdeyiz diyebiliriz. Evet. Evimiz gibi burası. Öğretmenlerimizin bize kendi ailemizden biri gibi davranmasının bunda çok büyük bir etkisi var. Müzik dersleri asıl bizim okulumuzun ağır basan derslerinden çok uzunca yıllar çok iyi bir eğitim aldık. Yeteneğimiz paralelinde tabii mezun olduk aynı zamanda. Böyle arkadaşlara başarılar diliyorum. Çek çek. Son dakika. Deniz Çakır'la Erol Evgin'den muhteşem düet. Sen de çektin, bir de bana sor. Erol Evgin'in Bostancı konserinde Deniz Çakır sürprizi. Hatalarım olduysa affedin ne olur. Benim için şahane bir an oldu. Az sonra. Türk sinemasının dev ismi güzel oyuncu Nebahat Çehre ile muhteşem bir boğaz manzarası eşliğinde çok özel bir sohbet gerçekleştirdik. İşte İstanbul'un çehresinde Nebahat Çehre'nin pazar sürprizine yaptığı o özel açıklamalar. Bu açıklamaları, bu itirafları, bu sırları ilk kez duyacaksınız. Nebahat Çehre'nin yıllara meydan okuyan muhteşem güzelliğinin sırrı ne? Sizin bu muhteşem güzelliğinizin sebebi? Profesör Doktor Canan Karatay'la kıyaslandığı kimse neden çok kızıyor? Ya Nurcuğum aslında beni çok üzdü. Yani bu hoş bir şey değildi. Bir yan yana koyup... Ve diyet yapmayan Nebahat Çehre'nin çok merak edilen sabah kahvaltısı. Benim sabah kahvaltısı benim de iki tane çeşitli küçük domatesli, maydanoz biraz limon sıkın şöyle bir tasla. Antakya'nın küçücük zeytinleri var, onu çok severim. Onlar siyasette. İstanbul'un çehresi Boğaz'da Nebahat Çehre'yi görüntülemek başlı başına bir olayken haber müdürümüz Ömür Sabuncuoğlu bununla da kalmadı, ünlü oyuncuyla çok özel bir sohbet gerçekleştirdi. Sevgili seyirciler, bugün Nebahat Çehre ile beraberiz. Harika bir boğaz. Harika. Sizin kadar güzel olmasa da. Her zamanki bir tıfat edersin. Bir güzelliği buluşturalım dedik. Boğaz ve Nebahat Çehre. Üç güzel diyeceksin. Hakkında geçtiğimiz günlerde ortaya atılan fütursuz yalan can sıktı. Alzheimer korkusu yaşadığı yazıldı Çehre'nin. İddialar ortaya atılıyor. Nebahat Çehre Alzheimer oldu diyor. Ya ne fena. Var mı öyle bir Allah korusun ya. Kimse düşmanımıza olmasın öyle bir şey. Hatta 106 sayfayı okuyup yapımcıyla da bu konuyu tartışıyoruz. Yani ben sayfalara bakarak konuşmuyorum. Yani, her şey bende net. Peki haber nereden çıktı merak konusu. Hakkınızda Nebahat Çehre Alzheimer olduğu şeklinde haberler çıkıyor. Nasıl oluyor bu? Neden çıktı bu haberler? Yani ne amaçlı çıktığını bilmiyorum ama deli attı kuyuya. Tabii herkes de bir takipçilerde de tedirginlik oldu aradılar ama herkes diyor ki zaten çok gündemde ortadasınız. Yeni konserler verdiniz, açılışlarda, yardım cemiyetlerinde. Onun için onlar beni almıyor. Sakın benim üzülmemi istemedikleri için oyla benimle yazışma yapıyorlar. Bilmiyorum neden ama sağlık hakkında yapılan şey çok çirkin. Affedilir gibi değil. Yani kim yapıyorsa bunu. Mahkemeye vermeyi düşünüyor mu haberi yapanları? Dava açmayı düşünüyor musunuz? Ya bir ara düşündüm. Fakat sağ olun sizler basın falan o kadar çok ilgilendiler ki ve bana söz hakkı verdiler konuşma. Onun için de bilmiyorum yani hala karar vermedim. Avukatla falan konuştuk ama bunlarla zaten almışlar gözler her şeyi. Yani bu kadar yalanın üzerine hayatları kuruluysa ne yapılabilir bilmiyorum. Bu konuyla ilgili son sözü son derece sert. Sağlıkla oynamak çirkinmiş yani affedilir bir şey değil aslında. Dolu dolu geçen bir ömür onunki. 15 yaşında Türkiye güzeli olarak başlayan ve zirveden inmeden devam eden 50'yi aşkın yıl. Bunca yılda keşkeleri oldu mu diye soruyoruz Çehre'ye. Keşkeyle ilgili bir cümle kuracak olsak devamını nasıl getirirsiniz? Keşkelerimden biri aslında fazla yok ama işte 15 yaşında katılmazdım. Ne yapmazdım? Mesela şarkıcılığa devam ederdim. Türk tiyatro tarihinin en efsane müzikallerinden Hisseli Harikalar Kumpanyası'ndan gelen teklifi kabul etmemekte pişmanlıkları arasında. Bana önerilen o güzelim oyunda, Hisseli Harikalar'da albümümüz görmedi teklifiydi. Ve 15 gün tanımamı istedi. Ben çok mutluyum. Demek o anda özgürlüğümden biraz eksiklikler vardı da onu kabul etmedim. Ama etmediğine pişmanım. Türkiye'de yapılan en güzel müzikal oyunuydu. Sonra Nevra Hanım oynadı. Sevgisi çok da başarılıydı. İşiyle ilgili pişmanlıklarını birer birer itiraf eden Nebahat Çehre, 19 yaşındaki evliliği, Yılmaz Güney'le olan fırtınalı aşkı dahil hiçbir özel hayat konusunda pişmanlık duymuyor. Özel hayata dair? Vallahi hiçbir şeyi keşke şunu yapmasaydım diyemedim. O anda benim, çünkü ben hayatta gönül kadınıyım. Risk ve duyguyla kadınıyım. Öyle istemişim, öyle yapmışım. Her şeyin sonu belli olmuş. Yürüyebilirdi de. Yani bugün 8 senelik kadın oldu, 4,5 senelik. Evet, ben hepsine bir şey öğretiyor, büyük yapmışım. Eski ünlüler vefasızlıktan şikayet eder hep. Vefasızlık konusunda ne düşünüyor Nebahat Çehre? Peki bu camiada vefasızlıktan hep söz ediliyor. En son Selda Alkor'un bir açıklaması oldu. Özcan beni hiç arayıp sormuyor diye. Yani ben öyle şey yapmıyorum. Şimdi bizim oyuncularla bazen bir arada oluyoruz. Severek de, özleyerek de, telefonda. Ama herkesin o kadar yoğun ki programı. Çekim olmasa böyle özel hayatınla ilgili şeyler oluyor, röportajlar oluyor. İşte cemiyet hayatı oluyor, yapması gereken şeyler oluyor. Zaman kalmıyor. Yani bizim bir araya hani birbirimize aynı anda çalışan insanların o güne rast gelmesi de çok zor bir şey. Boşlukları. Onun için de bence ben sistemi sevmiyorum ayrıca. Ünlüler dünyasının genç isimleriyle dostluğu bir başka. Ben daha çok Nur ve Fettaoğlu ve Selma Ergenç, o Beren falan böyle bir grupta çok sıcak görüşmelerimiz var. Gelelim dillere destan güzelliğine. Bu güzelliğin sırrına dair bir anekdot paylaşıyor Ömür Sabuncuoğlu. Sizin bu muhteşem güzelliğinizin sebebi hamamdaymış. Hamama giderdim. Genç kızken de çok annemler falan götürdü ama kültürü bizde malum derdi. Çok arınmış falan hissediyor insan ama. Hamam her zaman değil belki ama kese onun için çok önemli. Ben kese yaparım. Keseden vazgeçmiyorum. Kese tende de şey oluyor. Pürüzler için, işte daha derini alması için. Onun için böyle bol bol keseler, yedekler de koyuyoruz. Yani lift yerine onu kullanıyorum. Yaş konusunda bir takıntısı yok. Ama hep yaşıyla gündemde olmasından hep de hoşlandığı söylenemez. Siz peki mesela yaşınızı söylemekten sakınıyor musunuz? Sakınmıyorum ama yani şunun da sakıncalarını gördüm. Her dakika yaş ön plana çıkıyor. Şimdi bilmeyen insan da ya da bir rol geldiği zaman o kafasına o yaşı düşünüyor. Çok ben yaşımın kadını olmadım ben de biliyorum. Yani bu da mütevazilik yapmanın anlamı da yok. Ama her dakikada herhalde bizim camiada bir yaşını hep önüne söyleyen benimdir. Bir de Ajda Pekkan var. Ajda da söyler, evet Ajda da. Ajda benden bir yaş küçüktür. Aynı yaşta olduğu Canan Karatay'la Nebahat Çehre'nin görenleri güldüren bir kepsi var. Bu konu belki de ilk kez soruluyor Çehre'ye. Sizinle ilgili en efsane şeylerden biri Canan Karatay'la yaşıt olmanız ve ikinizin fotoğrafının yan yana konulup bu konu hakkında yapılan yorumlar. Ya Nurcuğum aslında beni çok üzdü. Yani bu hoş bir şey değildi. Bir yan yana koyup bununla böyle kıyaslamak. Çünkü benim ona çok saygım var. Bir öğretim üyesi, eğitmen, hakikaten ülkeye faydalı, hayatını eğitimle geçirmiş. Uzundur biliyorsun tıp okulları falan. Böyle bir insanla bir oyuncuyu bir araya getirmenin anlamını anlamadım yani. Karatay demişken onun verdiği diyet listeleriyle insanlar forma giriyor. Peki ya Nebahat Çehre'nin bir gün menüsünde neler var? Sabah kahvaltısı mesela. Benim sabah kahvaltısı menümde 2 tane çerito küçük domatesle, maydanoz biraz limon sıkım şöyle bir tasla, gün aşırı yumurta, alakop böyle kayısı, beyaz peynir, ondan sonra zeytin. Bir böyle Antakya'nın küçücük zeytinleri var, onu çok severim. Onunla siyah zeytin. Bir dilim kızarmış ekmek. Çok da doyamazsam 1,5 dilim falan yiyorum, değil mi? Öğle yemeği yemeyen Nebahat Çehre, akşam yemeklerinde bakın neler tüketiyor. Öğlen yemek yeme alışkanlığım yok. Fakat tabii yemek daveti olduğu zaman biraz hafif bir şey yiyorum. Ama akşamüstü çayla mutlaka bir ufak bir şey istiyorum. Kek falan mı? Yok, tatlı değil, tuzlu, acı. Öyle seviyorum çayla. Onun dışında akşamları da işte davete gidersen kaçırıyorsun ama evde de daha sebze ağırlıklı. Bulgur pilavını çok severim. Maddi konular Nebahat Çehre için her zaman ikinci planda olmuştur. İstese çok zengin bir kadın olabilecekken hep daha mütevazı bir hayatı tercih etmiştir. Yeşilçam'dan bir para kimse kazanamadı. Ben zaten paraya çok önem vermiş bir insan değilim. Hep mütevazi yaşayan bir insanım. Onun için beni hayat korkutmaz. Ben gider halkın arasında da gayet güzel dar imkanları içinde insanlarla da mutlu olabilirim. Öyle derlerdi mesela, Nebahat isteseydi Taksim onun olur derlerdi. Maksim'de okurken hakikaten de olurdu ama o hayat bana göre değil. Bu keyifli röportaj için teşekkür ediyoruz Nebahat Çehre'ye. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim beni üşüttüğün için. Ya aşk olsun. Senin hatırın için üşüttüm. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Çek 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 çek. Ekranların yeni fenomeni Onlar grubunu tanımaya ne dersiniz? Dünyanın en farklı bilgi yarışması Bir Sorun Numara hoş geldiniz efendim. Türkiye'nin yeni ünlüleri artık onlar. Hepsi başarılı, hepsi zeka küpü. Ali Sunal ve Bir Sorun Mu Var yarışmasının onları pazar sürprizinde. Katılmayı düşünenlere de söylüyorum, 500 bin liralık büyük ödüle hiç bu kadar yakın olmadınız daha önce. Ve onların 21 yaşındaki üyesi Mehmet, hangi büyük efsanenin oğlu? Mehmet Işık ben. Edebiyat öğrencisiyim, 21 yaşındayım. Az sonra. Çek 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 çek. Deniz Çakır dün gece gerçekleşen Erol Evgin konserinde sahneye çıkıp ünlü sanatçıyla sürpriz düete imza attı. İzliyoruz. Son dakika Deniz Çakır'la Erol Evgin'den muhteşem düet. Erol Evgin'in Bostancı konserinde Deniz Çakır sürprizi. Hatalarım olduysa affedin ne olur. Benim için şahane bir an oldu. Erol Evgin'in dün gece Bostancı'daki konserinde ünlü sanatçı Deniz Çakır'la Bir de Bana Sor şarkısında düet yaparak seyircisini şaşırttı. Bu düet sonrası Deniz Çakır son derece heyecanlıydı. Hatalarım olduysa affedin ne olur. Benim için şahane bir an oldu. Klibini izlemiştim, çok beğenmiştim sesini. Sahneye çağırdım, birlikte söyledik şarkı filan. Bu konserde de beraber olalım, sizlere birlikte bir şarkısını alalım istedik. Bir ben çaresiz, bir ben Çek. Ekranların yeni fenomeni Onlar grubunu tanımaya ne dersiniz? Dünyanın en farklı bilgi yarışması Bir Sorun Numara hoş geldiniz efendim. Türkiye'nin yeni ünlüleri artık onlar. Hepsi başarılı, hepsi zeka küpü. Ali Sunal ve Bir Sorun Mu Var yarışmasının onları pazar sürprizinde. Katılmayı düşünenlere de söylüyorum, 500.000 liralık büyük ödüle hiç bu kadar yakın olmadınız daha önce. Ve onların 21 yaşındaki üyesi Mehmet, hangi büyük efsanenin oğlu? Mehmet Işık ben, edebiyat öğrencisiyim, 21 yaşındayım. Az sonra... Işın Karaca kızı Mia ile Caddebostan sahilinde, deniz kenarında güzel havanın tadını bakın nasıl çıkardı. Hele bir aylık vursun, sararsın solsun, yansın tutuşsun. Sarı motosikleti ve tatlı kızı Mia ile Işın Karaca'nın sahil keyfi. Bir hamburgerciyim, ben bir hamburger, bir patates attırayım. Caddebostan'da Mia ve Işın Karaca'nın sahil keyfi. İyice kudursun, kudursun. Çok çektim elinden harap oldu, baştan ziyan oldu be güzelim. Işın Karaca tıklanma polemiğini yine alevlendirecek. Bu sözler kimlere gitti? Yazık ya. Üzülüyorum ben. Çünkü... Güzel güneşli bir gün. Caddebostan sahilindeyiz. Deniz, yeşillik ve yazdan kalma bir hava. Böylesine güzel bir atmosferde gözümüz Işın Karaca'nın kızı Mia'ya takılıyor. Paten dersini biraz değişik bir şekilde alıyor sanki. Saattir yorulunca biz de çimleri görüp böyle bir yayılmışız ki hatun artık Eren'i böyle çalıştırıyor. Mia mutlu, Işın Karaca mutlu. Hafta sonu keyfi diye buna denir. Ya bundan ne yapayım, bir zenginlik olabilir mi yeryüzüne ya? Deniz var, güneş çıktı, çim var. Tamam işte, 2 kadeh de çay. Oh. Hayat bize güzel valla. Anneş! Gerçekten öyle büyük bir keyif. Bu arada Mia da geldi yanımıza. Hemen annesine Mia'nın internette fenomen olan videolarını soralım diyoruz. Mia'nın videoları fenomen yalnız. Tabii canım, çok fena bu aralar. Tam böyle sokak çocuğu kıvamındayız valla, çok hoşuma gidiyor. Hani kendi çocukluğumu o kadar çok hatırlıyorum ki. Neyse biz konuşuyoruz ama Mia sıkıldı galiba. Pikniğimizde oturacaksın. Hadi sen git otur. Pikniğe. Oh. Oh. Aman aman dikkat. Allah'tan küçük bir kaza. O koşsun, oynasın, bir şey olmasın Mia'ya. Bu arada Anadolu yakasına taşınan Işın Karaca'ya hayırlı olsun diyeceğiz ama inşaat gürültüsünden pek muzdaripmiş. Kentsel dönüşüm başladı işte, yani artık kentsel dönüşüm de değil bu. Kentsel işkence halindeyiz, anladın mı? Camlar açılmıyor mu şöyle? Yok abi, sabah 8'de taka 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 ritim çalışıyoruz sabahları. Ne olacak bu sürekli taşınma hali peki? Evet, bu hafta gene bir ev taşıyoruz. Ben şuraya adalara doğru gidiyorum, en sonunda sonuç olacak. Işın Karaca kendine güzel bir dünya kurmuş burada. Özellikle de sarı motosikletiyle pek havalı, pek neşeli. Bu Anadolu yakasına özel bir şey galiba, değil mi? Niye? Tabii insan Fenerbahçeli olunca ne yapacaksın? Tuğrul bir şey demiyor mu? Ne diyecek? Evde bir Beşiktaş'ı var. Ama bana ne abi? Onların Beşiktaş'ı maç sırasında. Bir de hamburgerci lakabı takılmış bu motosiklet yüzünden Işın Karaca'ya. Ne takmış? Hamburgerci? Ay sorma ya. Servis yaptıracak bana Sultan eve yakında. Evi hamburgerciyim, ben bir hamburger, bir patates, gel tur attırayım gel. Yok abla ben korkuyorum ya. Vallahi ama. Ali çek beni. Ben korkuyorum ama bize iki hamburger. Bak Sultan'ı çekeyim. Ali bak çekme. Terbiyesiz. Bak Sultan'ı çekeceğim şimdi. Kaçak yolcular var tabii, tabii servis yapıyorum. Tabii sürekli böyle bir servis halindeyim. Kısa motosiklet turu bitiyor Işın Karaca'nın ve o yemyeşil çimlere geçiyoruz. Oyuncu Anıl İlter de tesadüfen yanımıza geliyor. Yakışıklı oyuncu elimizden mikrofonu aldığı gibi ilginç bir röportaja imza atıyor Işın Karaca'yla. Anıl niye sırt sırta verdik şu anda? Şu an bilmiyorum, sen bir yaslandın böyle kaldım ben de. Hani bir şey de diyemiyorum şimdi, Işın Karaca yaslanmış yani arkama. Arkam sağlam benim. Arkam sağlam yani diye. Tabii. Evet. Sohbet güzel başladı ama konu bir kez daha tıklanma polemiğine geliyor. Işın Karaca bu konu açılınca hemen sinirleniyor. Ne diyeyim ki? Yazık ya. Üzülüyorum ben. Çünkü yani düşünsene bu kadar milyon tıklandım diye yaşıyorsun, sokağa çıkıyorsun, kimse seni tanımıyor. Devreye hemen Anıl İlter giriyor ve tıklanma polemiğine son noktayı koyuyor sözleriyle. Çok acayip bir şey değil mi? Ya kedi videoları da izleniyor o kadar. Tabii. Zaten boş ver. Kedi videosu da iyi izlenme alıyor yani. Güzel ve keyifli bir gün oldu. Işın Karaca ve Mia'ya çok teşekkür ediyoruz. Ekranların yeni fenomeni bir sorun mu var yarışmasının merak edilen onları ilk kez pazar sürprizine konuştu. İşte Ali Sümal ve onlarla yapılan keyifli söyleşi. Ekranların yeni fenomeni onlar grubunu tanımaya ne dersiniz? Dünyanın en farklı bilgi yarışması bir sorun mu var'a hoş geldiniz efendim. Türkiye'nin yeni ünlüleri artık onlar. Hepsi başarılı, hepsi zeka küpü. Ali Sunal ve Bir Sorun Mu Var yarışmasının onları pazar sürprizinde. Katılmayı düşünenlere de söylüyorum, 500.000 liralık büyük ödüle hiç bu kadar yakın olmadınız daha önce. Ve onların 21 yaşındaki üyesi Mehmet, hangi büyük efsanenin oğlu? Mehmet Işık ben. Edebiyat öğrencisiyim, 21 yaşındayım. Sıra dışı formatıyla yayınlandığı ilk günden bu yana milyonları ekrana kilitledi Bir Sorun Mu Var yarışması. Dünyanın en farklı bilgi yarışması Bir Sorun Mu Var'a hoş geldiniz efendim. Ali Sunal'ın keyifli sunumuyla ekrana gelen Bir Sorun Mu Var'da yarışmacılar onlar grubunun karşısına çıkıyor ve bu 10 kişiden hangisinin soruyu bilemeyeceğini tahmin etmeye çalışıyor. B mücver şeklinde cevap vermek isterim. Peki Caner Bey, sizce cevabınız tamam mı? Tamam. Bir sorun var mı? Bir sorun yok. Peki kim bu onlar? İşte onlar grubunun üyelerinden bazıları. Mehmet Işık ben. Edebiyat öğrencisiyim, 21 yaşındayım. Mehmet Işık bir efsanenin oğlu. Bilgi yarışmaları denince akla ilk gelen isimlerden Kenan Işık'ın mirasını oğlu devam ettiriyor. Bir şey söylemeyi unuttu. Harika bir adamın oğlu. Kenan Işık'ın oğlu. Ben de açıkçası onunla tanıştığım için de çok mutluyum. Onların en dikkat çeken üyesi Alkım Seven'i tanıyoruz. Ben Alkım Seven, nöropsikoloji uzmanıyım. Bildiğim kadarıyla paylaşmak için buradayım. Stil danışmanı İrem Topçu da dikkat çeken bir isim. Selçuk Üniversitesi Moda Tasarım Bölümü mezunuyum. Şu an bir ticaret firmasında stil danışmanı olarak çalışıyorum. Onlar grubunda her meslekten, her memleketten kişiye rastlamak mümkün. Tarık İsmail Geyik ben. Elazığ'dan geliyorum. Üniversite mezunuyum. Elektrik elektronik bölümü. Elazığ semt pazarlarında meyve sebze satıyorum. Evliyim. Caner Sevinç Onlar grubunun yakışıklı avukatı. Merhaba, ben Caner Sevinç, 24 yaşındayım, avukatım. Genelde insanlar avukatlarından her şeyi bilmelerini bekliyorlar. Bu yarışmada da aslında çok keyifli oluyor benim için de. Onlar grubu bu eşsiz formatın en önemli unsuru. Böyle bir format üzerine aslında tam ters köşeden vuruyorsun. Kim bilemez diye soruyorsun. Onun için mesela yarışmacılar ne söylüyor? Yüzüne bakıyorum diyor. Yani biz insan sarrafı olmayı aslında bir yandan alttan uzatıyoruz insanlara. Ali Sunal'a göre bir sorun mu var? Türkiye'nin en çok para kazandıran yarışması olmaya da aday. Hiç bu kadar her hafta bu kadar ödül veriliyor mu? Her haftanın bu kadar kazananı oluyor mu diğer yarışmalarda bilmiyorum. Bakmak lazım. Ama ciddi kazanımlar oluyor burada. Ve seyirciye de söylüyorum, yani katılmayı düşünenlere de söylüyorum, 500.000 liralık büyük ödüle hiç bu kadar yakın olmadınız daha önce. Bir sorun mu var? Perşembe akşamı Show TV'de. Siz de öğrenirken eğlenmek istiyorsanız kaçırmayın. A basket diyeceğim o zaman. A basket diyorsunuz. Sizce cevabınız tamam mı? Tamam. Bir sorun var mı? Yok. Çek, 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 çek. Birce Akalay Dubai'den sesleniyor. Dubai'den selam hepinize. Güzel oyuncudan çok özel Dubai pozları. Az sonra. Çek, çek. Kısa bir reklam arasından sonra tekrar karşınızda olacağız. Çek, çek. Pazar sürprizi kaldığı yerden devam ediyor. Güzel oyuncu Birce Akalay bir derginin kapak çekimi için objektif karşısına geçti ve birbirinden özel pozlar verdi. Birce Akalay Dubai'den sesleniyor. Dubai'den selam hepinize. Güzel oyuncudan çok özel Dubai pozları. Bir derginin Nisan sayısı için Dubai'de kamera karşısına geçen Birce Akalay çok özel pozlar verdi. Dubai'den selam hepinize. Çek, 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 çek. Pazar sürprizinden bu haftalıkta bu kadar. Haftaya yine bomba gibi haberler ve birbirinden özel röportajlarla görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın. Çek, çek, çek.